Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah'ın selamı. Tarihi değiştir abim. Bugün tahayyül. Tahayyül okuyoruz. Tahayyül, hayal, böyle karma gidiyoruz ki birbirini örtmesin, birbirine canlı olsun. Mesela sırf hayal yaptık, sonra tahayyül yaptık, o unutuldu, yok. Unutulmadan bir o diye şey yapıyoruz. Şimdi tahayyül, belki unutulmuş olabilir. Arapça babı itibariyle ve lügat itibariyle söylüyorum. Tahayyül, lügattaki mani, hatıra, şey, hayale getirmek. Hani hayal ayrıdır, hayal ayrıdır, getiren ayrıdır, getirilen ayrıdır. Bak, hayal, elime bakar mısınız? Hayal, budur, sistemdir. Buradan getiriyorsun, bu da ayrıdır. Buradan bir şey. Bunu getiren ayrıdır, getirilen madde de ayrıdır. Dört tane şey farklıdır. Bir, hayal. Getirilen, hayalın dışında bir şey. Getiren şahıs, fail. Getirilen şey. Tamam mı? Ha şimdi, tahayyüle şimdi bakın. Bu mu? Bak dört tane. Hayal, getirilecek yer, getirilen malzeme, getiren zat. Bakın hangisidir? Hayal, lugat, tahayyül, hayale getirmek. Hayalde canlandırmak, fikir kurmak. Tahayyül, ziyadeli mastardır. Hayal ise mastardır. Tefaul babından olduğundan kişinin kendi üzerine cereyan ediyor. Bunu bildiğimiz için yani dersin başında böyle yenilensin diye söylüyorum. Tefaul babı, dönüştülük, azar azar olmak, sıfatlanma. Bu yani genel bir kaydı şey söylüyorum. Edinme, hayal ise mastardır. Fiilin ve fiilden yapılan birçok sıfatın köküdür. Kökenidir. Tamam. Şimdi herhalde bu 11-12. derse. 12 oluyor tahayyül. Tahayyül 12. Şimdi defter 27. Sayfayı ben size şey yapıyorum. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki o bu tür şeylerle bu pazar günü sabah millet yatarken vesaire Allah kendisiyle bizi meşgul ediyor bir vasıta. Vasıta ile. Bak kendisiyle meşgul ettiriyor. Biziz yani bu. Geçenlerde bir ders yaptık hatırlarsınız veya sorulmuştum. Diyor ki şey doktorun evinde yapmıştık. Kendisini methedilmek isteyen bir zat. Allah ben ibadet etme bana. Aslında orada insanın kendisidir. Tamam. İnsanın kendisidir de Allah mesela namaz, Allah için namaza. Allah için derken sisteme atıf etmek için kendisi. Devam etti. Sayfa 327. Abi bazen ne söylediniz ya? Şimdi tahayyül hayale getiren midir? Getirilen şey midir? Getirme işlemi midir? He. Bir daha okuyayım. Yani hepini söyleyeyim. Bak hayal sistem. Hayale getirilecek yer. Hayal. Hayale getirilecek başka bir yer. Hayale getirmek. Demek ki getirilen. Hayal. Getirilen bir yer var. Getirilecek bir malzeme var. Getiren zat var. Ha, bu tahayyül neydi? Hayale getirmek, hayale canlandırmak. Bu fail. Tasarruf tahayyül oluyor. Evet. Sistem hayal. Evet. Tasarrufu yapan zat fail. Fail yani tahayyül. 327. Bak şimdi bir daha okuyayım. Tahayyül, hayale getirmek, hayalde canlandırmak, fikir kurmak, tefaül babı ne demek? Kendi üzerine cereyan ediyor, kendisi dönüştürüyor. Bak şimdi, tahayyül hayal değil. Elime bakın, bu değil. Getirilen yer değil, hariç bir yer değil tahayyül. Getirilecek şey, malzeme var. Bir de getirilen zat var. Mesela bak hayale bir şey getirince hatırlarsınız dimağda meratif var. Sistem. O getirildikten çalıştıktan sonra bir hüküm çıkıyor. İmtisal çıkıyor.
safsata çıkıyor, biberle çıkıyor. Tamam mı? Ondan sonra ne çıkıyor? Taassup çıkıyor. Yani hatırlatsanız ya, dimada meratip var. Tahayyülde ne çıkar? Safsata. Hüküm bu. Ama peki ötekisi neydi? Sistemdir. Yani tahayyülde kişi var. hayalde kişi yok, sistem. Harika. Bu. Bir daha söyle. Söyle. Tahayyülde kişi var. Kişinin kendisi var. Var. Ama hayalde sistem, kişi yok. Alemi misali buradaki şeyi. Ha. Ağaç, gözükmeyen ağacı. Alemi misal, dal budak salmış insan her tarafına salmış. Üstadın tefekkürüne bakın, hep böyle bu son günlerde kafayı yiyeceğim. Yani buraya yazarım, hatırıma gelen, sonra ihtiyacı olduğunuz zaman okurum. Üstad hatırına gelen ve okuduğu yeri, kitabı hava sayfası diyor. Hava her sayfa diyen, üstadın tefekkürüne bakın. Hayat sisteminden ben tahayyülümle bana lazım olanları çıkarıyorum. Aynen. Tahayyül olunca kişi şöyle demişiz abi, not almışım. Her hayalime geleni ben tahayyül etmiyorum. Hayal benim dışımda, tahayyül bile etsem mesul değilim ki. Evet. Şimdi ben yani tahayyülü küfür değil diyorduk ya. Yani hayal tamamen benim dışımda bir sistem. Ama benim yani hayali kullandığım halim tahayyül oluyor. Yani hayali küfür demiyor. Tahayyülü küfür değil. Tahayyülü küfür değil. Yani sen küfrü tahayyül etsen bile, yani sen küfür, bile devrede olsan, sen bile o devredesin demektir de, sen bile olsan. Hayal nerede kaldı diyor. Hayaline gelen bir şey. İhtiyarsız, tahayyülsüz. Hayaline bir küfür gelse, hayaline, sistemin seninle alakası yok. Hatta diyor usta, biraz da ileri götürüyor. Tahayyül etsen sen onu, küfrü sen hayale getirsen, onunla da mesuliyetsin. Mesuliyetin yok diyor. Tamam mı abi? Şimdi bugün havamız çok iyi elhamdülillah. Yani ben önceki emevilere mesela bahsetmemin sebebi, ufkunuz geniş olsun, içinizde dursun. Konuşmayın. Dilinizi bulaştırmayın diyor. Kılıcınız kanla bulaşmadığı gibi. Dilinize, yani bilin ama konuşmayın. Ben istiyorum külli böyle ufkunuz olmasını istiyorum diye söylüyorum bazı şeyleri. Yani canlı olman. Yani ne yaptığınızı bilin. Mesela bunları anlattım, birinci şeyde anlattım ya, 3-5 dakika. Onları bilince bununla ne alakası var diyen kardeşim içine daha şuurlu gelirsin. Ve bildiğin halde konuşmamak kemalattır, erdemdir. Bilmeyen zaten konuşamaz. Bildiğin halde konuşmamak kemalattır. Yani münakaşalardan, eleştirilerden zamanınız olmasın. Ya nasıl oluyor? Oluyor diyeceksin. Kafanda Emevi bir nurculuk var. Bir de Ehl-i Beyt nurculuğu var. Nasıl yani? Bir Emevi İslamiyeti var. Bir de Ehl-i Beyt İslamiyeti var. Üstad bir şey derken bir şey tamir için söylüyor. Diyor ki en Risale-i Nur'da, nurculukta Ehl-i Beyt muhabbeti esastır. Osman diyor mu demiyor mu? Evet. Diyor. Ne diyor? Ya, böyle olacak. Ha. O Ehl-i Beyt İslamiyetiyle Emevi İslamiyeti. Ehli, aynı kanun. İslamiyete cari olan kanun. İslamiyete de cari. Ya bu nasıl oldu böyle ulamada? Nurculukta oluyor. Ha? Dini cemaatler de var. Sen ne yapacaksın? Dilini de kapatacaksın. Fermuarı çekeceksin. İşini yapacaksın. Tenkit ve küfür yapsalar dahi aldırmayacaksın. Devam edeceksin. Yani onlarla meşgul. Sahaya inmeyeceksin. Tribün oynamayacaksın. Televizyonlara, internet şeylere çıkmayacaksın ya, böylece yayınlara. İşini yapacaksın. Çünkü ahir zamandayız. Allah Resulü tabiriyle kılıncınızı körleyin ve kılıfına koyun. Evinizden çıkmayın diyor. Yani kafandan da çıkma. O. Kimseyle meşgul olacak zamanımız yok diye. Ben o zengin olsun kafanız. Yani bilip de konuşmamak çok daha kalitelidir. Ya ikide bir o soruyu da sormasın kendi alemine ve bize. Ya abi niye böyle oluyor? Oluyor işte o kadar. İnsan. Kabatı'da bir cümle söylemiştim. Benim de hoşuma gitti. Kabiliyet hakkında demiştim. Yani muayyensiz muayyen şeyler var. Kapasitesiz. Kapasite var insanda ama
kapasitesiz. Yani kapasite miktarı yok. Kapasitesiz kapasite. Yani öyle bir sistem ki sistemsiz bir şey. Tahayyül bir sistemdir. Tahaya. Ama sistemsiz bir sistem. Sistemi de yok yani. Acayip bir şey. Neyse 327 açıyoruz abi. Hani at böyle. Ondan sonra ihtiyaç olanları anlatın. İhtiyaç olanlarla meşgul olun. Unutmayın ulemanın söylediği. Kahtul Rical dönemindeyiz. Kahtul Rical. İnsan yok. İnsan gelmemiş. İnsan kıtlığı var. Tamam. Sokakta gördüğünüz her şey ne olur? Teşbih demiyorum. İnsan değil. İnsan suretini girmiş iblisler var. İnsanı vazife yapıyorlar. Ha, insanlardan insan olup da insan gözüküp de şeytanlık yapanın dışında bizzat insan gözüken, çünkü Allah Resulü siyah kedi, siyah köpek, siyah yılan gördüğünüz zaman besmele çekin. Kaybolursa cinnidir, ifrit cinsindendir. Yok değilse hayvandır. Tamam. Öyle insan, bu yılana girersek, siyah keçiye, siyah kediye, köpeğe girersek. Ne demek yılan, ne demek? Anladın mı? Yani insan kılığına daha derdi girer. Top var yani, eskiler anlatırlar. Onun için bazen bir Mustafa sonra buna kaşayesini tahrik etme, acaba bu ondan mı de, tamam. Belki de gizli gizli, Bismillahirrahmanirrahim de. Hazır mıyız abiler? Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar. Mektubat 394. Gördük değil mi abi? Şimdi bir şey yazıyorum. Çok uzunsa, altını da yazmam gerekiyorsa, aşağı ortaya yazamıyorsam, yazıyorum. Nokta nokta. Sonra maksadım yerinden tekrar başlıyorum. Aradaki fasılları, kitabın sayfasını söylediğimden dolayı, mesela şurada da var bak, görüyor musunuz? Çalışma yöntemi diye gösteriyor. Bu cümleler bana lazım, arada ama çok fasıllar var. Nokta nokta devam. Nokta nokta. Şurada da öyle bak. Geliyor. Tamam. İşte bu haletteyken neredeymiş? Halet. Ruhta şimdi ustad. Fikirde demiyor, histe demiyor. Halet deyince ruhtur. Fikir deyince dimağdadır. His deyince kalptedir. Bu haletteyken birden Kur'an-ı Hakim'in nokta 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 Medine-i Münevvere denilen manevi minberinde şahsiyeti maneviyesi haşmetiyle temessül ederek yayınna'su hitabını manen herkes gibi ben de işitip sen Medine-i Münevvere denilen manevi minberinde Medine manevi bir minber nesiyle ustad diyor muhatap şahsiyeti maneviyesi haşmetiyle temessül ederek temessül etmiş. Havada var hepsi. Temessül kelimesi bizi hayal miydi neydi? Hayır, bizzatı görmüş. Temessül o. Çünkü temessül ediyor. O dersi yapmıştık. Temessül ederek ya yenna'su hitabını manen herkes gibi ben de işitip. Bak herkes, Osman sen de duyuyor musun? O iş cemaatte herkes benim gibi İyâke nâbudu ile mukabele ediyor, taahhül ettim. İze ne diyor? Eşşete mi diyor? Yani orada esete, ize esete, aslı mektubatta bakayım. Kaydesince şöyle bir hakikat fikre göründü ki. Şurada bakayım da çünkü şey yapmayacağım. 394. Aslına bakayım, yanlış olabilir yazılmış diye. 394. İzâ sebete. Öyle mi? İzâ sebete şey o. He, o zaman izâ sebete. Öyle mi diyeceğim? Nokta olacak. Sebete. Bakayım. Yani izâ sebete şey bu. Sebete bilâzım mihi. İzâ sebete şeyun sebete bilâzimihi. Tamam. Buradaki tam almamışız demek ki. B'ye bir nokta koyun abi altına. B olsun orası. Sebete. Tamam doğru. İzler sebete. Ha B koymamışız. B'nin noktasını koy. Evet. Nokta bizi ne yapıyor? Kendisini yapıyorsun? Koymuşsunuz ama noktasını koymamışsınız. Nokta koymamışım ha. Ben de diyorum olan burada ne var ki? Tamam, doğru söyledin. Anlamı?
kaydesince lazımlarıyla şöyle bir hakikat fikri göründük. Ondan sonra bakayım şu bak. Yeri göstereyim de size. Şurada. Yani bir şey bak ne diyor? Bir şey sabit olunca, bir şey ortaya çıkınca levazımatlarıyla beraber. Bir levazimihi yani levazımatlarıyla bütünsel. Onun için meselede de şöyle bir tabir var. Çok ilgimi çekiyor. Mükemmel bir kanun. Diyor ki bir şeyi koruyayım derken çok şeyi kaybediyorsun. Hatırladınız mı? Mesela Mesnevi'de. Mesnevi'de. Lasiyem adam bir yerde. Sol tarafta sayfada. Çok acayip bir kanun. Bir şeyi koruyayım derken bir şeyi çok şeyi kaybeder. Yani ne acayip bir şey ya. Mesela o atıf yaparken nasıl okuyacaksınız? Diyor ki yani mesela başka bir kayın. Siru siru edafikum. Mesela yürürken diyor aranızda en zayıf olanınızın yürüyüşüyle yürüyün. Kaydın. Kaydınız olsun. Mesela diyelim yürüyor. Ya gelemiyorsun Allah'ın da bu ne yapalım falan değil. Aranızda en zayıflar. Bu ne demek? Yani mana muhteviyatın çalışırken salih ifadeyi esas alıp onun o merkezde bütünselliğe getir. Tıngır 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 çıkma böyle. Bir tane mana çıkmasın böyle kalp, dengesiz kalp atışı gibi böyle. Değil yani. Bütünsellik olsun diye, tamam mı? Mesela başka örnek vereceğim. Şurada ben duvarda bir resim yapsam. Mesela sabah güneş doğduruluyor. Bir nehir akıyor, bahçeler var falan. Ama adamın gözünü kapattım. O potrenin, o komple genel bir resmin sırf ucundaki o dere yatağında siyah bir taşı gösterdim. Yani sırf orayı, diğerleri kapattım. Neden? Vallahi bu sipsiyahdır ya bu duvar. Ama o manzara değil mi? Bir dere akıyor, nehir akıyor bahçenin arasında. Ama o derenin kenarında bir taş var. Taşı gösterdim siyah bir yeri. Cerveze miydi o? Evet, cerveze böyle oldu. Yani baksana ya ya diyor falan nereden bazıyor, ne alakası var sipsiyah işte, burada taş var işte, güneş nereden çıktı? İşte feraset sahipleri ona bakarken bütünsellik bakıp, bak güneş de var burada diyor. Sırf taş yok diyor, ona bakıp durma diyor. Ha, dünya ahiret de öyle yani. Tamam. Sırf dünyaya, dünya için bakarsan çözemezsin dünyayı. Peki, izah esabete diye geçiyor. İlk önce o mananın haleti olmalı çıkartmak için. Demek bak ne çıkarttık? Hatırladın mı? Yani bir şey çalışıyor musun? Ustad diyor ki ikinci şuada, yok dördüncü şuada. Bu diyor akıldan ziyade kalbe nazırdır. Benim haletime yakınlık nispetinde diyor bundan istifade edersin diyor. Öyle mi? Halet. Bak başta dedim ki eğer fikir olsaydı pergeli dimağa koyacaktık, his olsaydı kalbe koyacaktık, halet deyince ruha koyacağız. İyisiniz değil mi? Nasıl durumunuz iyi mi? Evet. Yani kaçırmanızı istemiyorum. Ustad minarenin başında konuşuyor, bazen de minarenin dibinden konuşuyor. Kendi söylüyor. Ha? Çok acayip bir şey. Şimdi diyor ki minarenin başında ve haletteyken diyor, halette gözükür. Fikirdeysen bu gözükmez sana. Tamam. Gözükmez kardeşim. İlginç o zaman. Haletteyken tahayyülü kullandı. Evet. Yani tahayyülü kullanıyor halette. Yani gazete gibi okumayın diyor ya. Şimdi yani ben bir... Şunu mu anlıyoruz aslında? Dima ruh sistemiyle birlikte çalışır mı? Tabii. Haletteyken. Tabii. Yani ruh bir kere aktif oldu mu unutmayın. Üniversite diploması gibi, ilkokul diploması da var mı dinledim. Ruh çalıştı mı? Komple hepsini çalıştırıyor ama öne çıkartmış. Haletteyken kalbi değil, dimağı da tahayyülü aktif etmiş. Öyle gerekiyor yani. Bak ne çıkarmış. Ha, birinci şu, usul. Usulle yürüdük. Ha, arkadaşım, ilk önce mananın salih değilse, kelamın içinde mana çıkartma yöntemi haletin olması lazım. Evet, çok doğru söylüyorum. Mana çıkartma yöntemi. Mana çıkartma yöntemi. O haletle olman lazım. O halette olman lazım. Başka olamaz. Şimdi mesela bu cümleyi siz tahayyüllü halet edilerek baktınız. Mesela vicdan sisteminde bir şey ders çalışırken onunla baksaydın o manalar çıkacaktı. O çıkacaktı. His
O zaman mesela onu düşünürken şu bardağa da baksan bundan da bile bir mana çıkartabilirsin. Kendisi mesela onun için zaten ehli tefekkür diyor. Bu nasıl bir misal buna mesela? Ahiret nerede? Ahiret bu, nerede? Bunu düşünürken bu ateşe baktığın zaman çıkartabilirsin. Ha o zaman bunu düşünürken ahiret nerede diye ben düşünürken ha bu nur bu fitilin neresindeyse bu nur ipten ip. Neresinde bu? Ha, ahirette dünyanın da orasındadır diyebilmen için o ahiret böyle haleti içinde evrilip devrilip çevrilirken olur. Misaller öyle çıkar. Mesela şöyleydi böyleydi. Dedim ki ben de elinde paradan başka bir şey olmayan bir insanın elinde para var. Başka yok. Her şeyi mal zanneder değil mi? Başka ne olacak? Her şeyi mal zanneder. Elinde parada var. Mesela parayla olmayacak hiçbir şey yoktur. Kim bu? Hangi tip? Parayla her şeyi yapan tip. Ha. Şimdi bir halet var. Allah Allah. Mesela bir şey bakın. Ersal'la boyutlu yaptık. La kardeşim bak. Arkadaş. Gel delikanlıya yanımızda bulana büyümüş elhamdülillah. Gurur duyuyoruz. Böyle bir şey. Gel ya kardeşim ben bilmiyorum. Gel bana anlat. Ve anlattığımı da koyduk değil mi? Bak ahiret nerede dünyanın? Bir bakın o arkadaş düşünmüş. Kendisi şey tasarımcı. Ne diyorlar bu? Yapıyor. Grafiker. Gitti kendi resmini çizdi. Photoshop falan mı? He, kendisi çizdi ve anlattı. Çok harika oldu. Ben istifade ettim. İkrar ettim istifade ettiğimi maşallah. Ve Müslümanların istifadesine de sundum. Yani ben istifade ettim diye sana kim der ya bu zamanda? Şey için demiyorum ama maşallah diyorsun. Allah Allah bilmiyordum onu. Zor ya. Bunlar fiili eğitim olsun diye örnek veriyorum yani. Sizde de öyle yani. Fırsat veriyor. Ya çocuk ya 5 yaşını gör. Lan sus lan sen. Hanım sen de anlamazsın. Deme. Dur bakayım ne diyorsun ya. Onun ağzıyla Allah bana ne diyor? Her şeyi onun ağzını görmüyorsun. Ne Ersal'ı görüyorsun ne Hacı görüyorsun. Allah konuşuyor bana. Aynen doğru. Allah Musa Aleyhisselam'a Allah çalılarla konuşmuş. Bir gün bu ya dedim Mehmet'im tamam mı? Hoşuna gidecek de sana tövbe aldım. Malum yere giriyoruz hapse. Mekanı yıkılıyor, vakıflar sokağa konuluyor falan. Sonra karar çıkıyor Nurcu diye. Sonra bir bakıyorsun bilmem ne. Ya bu alette yattım. Bir baktım ki birisi konuşuyor. Diyor ki ya diyor Hızır Aleyhisselam'la diyor Musa Aleyhisselam arkadaş iken diyor Hızır gitti diyor sağlam gemiyi diyor arızalandırdı diyor. Niye yaptı biliyor musun dedi. Arızalandırdı. Çünkü gözde bir gemiydi. Bunu Firavun'un adamları sahilde gemilere el koyuyormuş. Sağlam ve kaliteli. Miskinler vardı içinde diyor. Evet. Oysa şey. Onların içinde meskenler vardı, o yetimlerin o gemisiydi. Elinden kurtarmak için Firavun'un tasallutundan ufak bir zarar arıza vererek o genel bir faydayı kurtardı diyor. O kadar geçti, başka bir yere gidi. Allah Allah. Neyse kafa bunu niye bitiriyor? Halüsinasyon görüyorsun tabii. Arıza niye vermiş? Arıza vermiş işte. Anlayan anlar. O zaman ne yapıyorsun? Ne işine yarayacak? Rahat ediyorsun. Ha, kader canibine bakmayı öğreniyorsun. Hikmeti görüyorsun. Anladın mı? Hikmeti görüyorsun. Beşerin zalim elini hiç görmüyorsun. Arızalandırdın. Çünkü niye? Hedef olmaktan çıkıyorsun. Yani ehli dinledik ya. Tamam onun zaten işin bitmiş. Ve bu derste Dima dersine katılıyorsunuz. Arızalanmasa bu ders olmayacak. Ha? Şimdi halet diye örnek olsun. Fiil yani örnek. Direkt tahayyülü kullanarak bu iş olmaz. Olmuyor. Yani hadi ben de diyeyim. Olmuyor. Halet gerekiyor. Yani. Halet olmuyor. Tahayyül kullanmıyor. Mesela bu gözüklerle açık bahsetmiştik geçen hafta. Şunu sileceğiz tabii. Bu değilmiş yani. Sonradan baktım. Bunu bakacağım. Değil değil. Değil. Tamam bunlar doğru da. O kalıp ilmi orası değil neyse. Çünkü şeceri hırkatı belli. Tamam. Neyse.
Şimdi bunu Allah şahit, Allah yalana şahit olmaz. Düşünülerek, kafayı yorarak bir şey olan değil. Bir haletteyken tat diye önüne çıkıp konudan bunun üzerine yürümesi. Niye dima dersinin arasına soktu? Bu lazımmış. Yani ihtiyarımızın dışında istihdam ediliyoruz hepimiz. Yani bu gözükmeyen ağaç, gözükmeyen kafa ya. Gözükmeyen ağaç. Zaten defterinizdeki şekil beyne benziyor. Yani evet. Şurada uzamış gibi ama defterinizde beynin sağ lobu, sol lobu gibi gözüküyor. Ya bak işte. Yani ne lazımsa bize veriliyor. Hepimiz yani veriliyor. Çünkü bu dimağla alakası, ne alakası var ki bu girdi yani? Gözükmeyen ağaç. Gözükmeyen ağaç diye ders mi olur? Şu insanın istidadı bir konuda nerede yazıyor abi? Ha, nerede yazıyor yani? Gözükmeyen ağaç. Gözükmeyen ağaç diye ders olur. Maya, ne yap? Halüsinasyon görüyor. Kendileri kurguluyor. Aynı doğru söylüyorlar. Biz kurguluyoruz. Bana insanın istidadı bir kuvvet diyoruz yani. O doğru abi. Eksel gayet diyebilir miyiz? Nasıl? Eksel gayet. Evet. Denilir tabii. Denilir. Yani bir şey yok ki artık. Herkesin o gayesi farklı. Var, bu farklı. Herkesin. Herkes ona uğraşmaya çalışıyor. Evet. Aslına, evet. Akabesine uğraşıyor. Evet. Sizden rica ediyorum, itirazlara, tenkitlere, küfürlere, şeylere hiç aldırmayacağız. İsevi meşrep sahibi olacağız. Küfür ediyorlar İsa Aleyhisselam'a. Havarileri var, 12 tane. Ey Allah'ın peygamberi, müsaade etti. Hayır. Niye sen bir şey demiyorsun? Herkes yanındakini verir. Benim yanımda böyle bir şey yok diyor. Poşetinde bir şey yok ki. Gittin markete bir şey aldın. Almadığım şey dökülür mü doktorum? Dökülmez. Yani asla sizden ricam, tenkit ve küfür. Ne varsa aldırmayacaksınız. Yürüyemezsiniz bu yolda. Töküz dersiniz. Hiç duymayacaksınız. Sağır olup kör olacaksınız. Belki de divane olacaksınız. Felç olacaksınız. Gömleyeceksiniz. Aldırmayacaksınız. Ha şimdi bu haletteyken Allah Allah. Ya yine duramıyorum ya. Bu gözükmeyen ağaç ne alakası var divan dersine soktu yani. Sonra bak Allah Allah. Gözükmeyen ağaç. Ya ustadın tefekkürüne bakın ya. Bende mi manyaklık var? Yani anladığım bir şeyi yazdım abi unutmamak için. Tekrar bakacağım değil mi? Muracat değil mi budur? Ben o andaki tespiti herhalde nasıl yapayım? Defterime yazarım da sayfa. Benim sayfam bu. Ustad havayı kullanıyor. Sayfa. Ne demek? Geleni yazıyormuş havaya. Sonra lazım olunca havaya bakıyor. Bakıyormuş yani. Oraya bakıyor yani. Ben burayı kaydediyorum, o da burayı kaydediyor. Nota suretinde kaydettim. Evet, ustad diyor ki, ustad da benim aramdaki fark. Benim defterim var, onun hava sayfası var. Ya arkadaşlar, gelen manayı oraya yazıyor. Hasan abi şöyle şey çıkıyor, ilginç yazıyordum şimdi dediğinize. Şimdi halet olacak, tahayyülü kullanacağız. Hakikat çıkıyor gibi yani hakikat ortaya. Ha şimdi üstad da şöyle demiş bak devamında dedim okuyalım bakalım vardır. Diyor ki işte o üç cemaatte herkes benim gibi İyyâke nâbudû ile mukabil ediyor tahayyül ettim. Yani o haleti vardı. Halet artı tahayyül. İzâ sebete şey'ü sebete bi levâzimihi. Kaydesince şöyle bir hakikat fikre göründü. Halet artı tahayyül fikre hakikat gözüktü. Al sana şey çıktı bize. Halet artı tahayyül. Ok çekiyoruz. Fikri hakikat gözüküyor. Evet. Fikri hakikat. O hakikate götürüyor seni. Yani direkt tahayyül olsaydı buradan o hakikat çıkmayacaktı. Fikri hakikat gözükmeyecekti. Evet. Acayip bir şey. Yani ne lazım? Siz istiyorsunuz ben sizin elinize vereceğim diyor. Tamam. Bu gözükme ne aç? Aha. Gözükme. Ya nasıl bir şey? Ya ustadımız öyle bir şey ki ben anladığımı bir şeyin unutmayayım diye kaydediyorum. O da kaydediyor. Havaya yazıyormuş. Nasıl yazıyor? Bunun nasıl bir şey? Hava sayfasını, sayfa kullanıyor ya. Peki hava sayfası ise defteri nedir acaba? Alemi misal ve temessüllerini görüyorum. Nasıl bakayım günah için diyorlar ya.
10 sene İstanbul'da kaldım, bir defa bakmadım. Yerde işlenen günahlarla alem-i saadet temessüllerini görüyorum, nasıl şey yapayım? Ne demek biliyor musun? Günahlar kendisini görüyor, yani neticesini. Alem-i saadet beraber. İkisini birden görsek biz bunu yapabilir miyiz? Böyle ustadımız var yani, elhamdülillah. Bizimkiler hayal diyor abi, kâil diyor, öbürleri de İsa Aleyhisselam'ın sesini arıyor havada. Evet, şimdi bizimkiler bu derste bu hayat, evet Müslümanlar hala gülsün, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın hava sayfasındaki hiçbir şey yok olmaz kaydısını, konuşmalarını çözmek için uğraşıyor. Havada duruyor diyor İsa, Yezus, İsa Aleyhisselam'ın adı Hristiyan, Yezus'un konuşmaları var diyor. Görüntüleri var diyor. Onları alacağız, kağıda dökeceğiz diyor. Aslı İncil'e ulaşacağız diyor. Adam diyor ki İsa'nın konuştuğu anda hakiki İncil, o diyor havada var diyor. Tipi var diyor. Onu çıkarıp defteri yapacağız diyor. Yapmışlar, öyle arıyorlar. Anlıyor musun? Bizimkiler de ya hava sayfasıyım. Böyle bir adam. Bunlarla cevap verilir mi yani? Çünkü biz sıkışmışız defter sayfasına. Akıl sayfasını bilmiyoruz da, hayal sayfası. Hayalimi açtım, hayal defterimi açtırma bana demiyor muyuz? Külli insan ya, cüz-i nazarın külliyeti çıkar ya. İlk önce o mananın haleti olmalı. İki. Sonra manaların temessüllerinin fark edilmesi lazım. Birincisi halette olmalı. İkincisi o mananın yaymış olduğu dalgalar var. Bunun gibi bak, ısı yayıyor. Duman yayıyor, nur yayıyor, öyle değil mi? Mana bundan aşağı mıdır? Mananın akla bakan, kalbe vicdana bakan, ruha bakan meratipleri var. Ha, birincisi halette olmalı, ikincisi mananın temessüllerini fark etmeli. Bu temessüllerin, yani manaların şekillere girmesi, görülmesi, temessüllerin üç çeşitleri varmış. Mana, temessüller ve libas giydirdim diyor. Ben diyor, aslında diyor Alaturka terzilini bilmiyorum diyor, tamam mı? Ben diyor, Kürt mektebi denilen dağda diyor büyüdüm diyor. Alaturka terzilini bilmediğim için diyor, giydirme. Yani manaya kelam giydirmeyi terzilik söylüyor. Terzihane zannetme şu sokaktaki küçük çekmecede terzihane değil. Bak Alaturka terziliğine alışmadım. Mana elbise giydirmek de terzi diyor. Terzi demek manaya kelam giydirme atölyesi. Giydirseniz. Burası evet. Yani ustad diyor. Burası terzihanedir. Manaya elbise biçiyoruz işte. Ya bir tuhaf ya, küllet baktığınca tuhaf, neresinde tutacaksın acayip bir şey ya. Hani böyle geçeceksin o denizin, okyanusunu, ancak doyacaksın yani bu mana hastalığına. Mana tiryakiline yani sigara, çay tiryakisi olur, vurur kafasına ya. Böyle okyanusuna dalacaksın, bu hikmet verilecek. Artık hikmetsiz olmaz yani. Artık ya patlayacaksın ya patlayacaksın ya. Bu ne diyor ya? Alaturka terziline alışmadım. Yani mana elbise diyor. Sizin beklediğiniz kelimeler elbise biçmedim diyor. Niçin biçmedim? Sonra altına diyor ki, hakiki meraklılar belli olsun. Langur lungur adam gidip elini almasın. Orada tezgah var. Öyle gidip de mal alma tezgahta. Burası market şey değil, bakkal. Sana istediğin zaman verecek. Hakikiler belli olsun. Öyle hemen anlaşılır kelime istese de yazar. Yazmadım diyor. Yaz ordu. Zaten usta kendi söylüyor. Ben bunu kasten yaptım diyor. Hakiki müşteriler çıksın diye. Kendi söylüyor. O ara anlamıyorum. Anlama kardeş. Sen kenarda anlama, gerek yok sen. Demir alıyorum, demir alıyorum, demirci. Sen demir al kardeş. Bak, manaların şekillere girmesi. Görüyor musun bak? Manaların şekillere girmesi, görülmesi. Temessüllerin üç çeşidi varmış. Bir, hatırlar mısınız? Azrail Aleyhisselam, Arap şeyleri söylüyor. Azrail Aleyhisselam bizzat canımı alıyor. Mektubatta şey var ya, tamam, bir, bizzat aldığı var. İki, onun yaverleri var. Üç, kişinin kendi Azrail olarak gözüktüğü şeyi var. Üç çeşit var diyor Azrail'e. Hatırladınız da? Evet. Üç cemaat, aynı burada da üç tane, bu üç çeşit temessüllerin ifadesi olduğunu idrak ve izan etmeli bu mevcudatı. Yani bu mevcudat
gözükürken, yani mesela bu telefon gibi gözükürken, tamam Harun, efendim Ali, he? Bak oradan oraya getir. Hiç bunu hatırlıyor musun? Tamam, bak şimdi. Bak oradan raftan al onu. Tamam. Ha, bu arada dimancılar defteri unutmuş, orada duruyor bak. Tamam. Orada şeyin üstünde, ayakkabı kimse. Bak hiç burayı hatırlıyor musun? Felafil, bedeni de hatırlamıyorsun. Ali, tamam Ali. Ha, böyle. Bu eşya aynı böyle. Buyur ya Rabbel Alemi. Buyur ya Resulallah. Tamam ya Resulallah. Elim aşağıda. Tamam. Lebek ya Rabbi. Eşya bu. El marmut bu. Onun üzerinde onu duymak. Armuttan, çalıdan Musa Allah'ın sesini düşürmüş oldu, bayıldı ya. Eşyanın üzerinde. Yani temessüllerin böyle farkı. Bu değil yani. Bu mudur? He? He? Hiç sese benziyor mu? Telefon. Hiç benziyor mu? Allah Resulü diyor ki 1400 sene önce söyleyeceksin. Demir konuşmadıkça sizinle kıyamet kopmaz. Bu denilecek laf mı? 1400 sene önce. Ya 1975'te ben ilkokul kaça gidiyorum? 3'te 4'e gidiyordum. Elektrik 76'da geldi. Elektrik namı altına bir şey bilmiyorduk. Elektrik cihazı zaten. Ne dedi biliyor musun? Bizim köyde elektrik yok dedim 1976. İlkokul 4. sınıfta ben elektrik gördüm. He daha iyi dedi şey. Sen televizyon da görmemişsin lan. Televizyon da. Aklanmıyor ki çocuğu televizyon da görmemişsin. Lan elektrikle alakalı hiçbir şey yok. Altı fırladı. Ya hocam dedi annesi. Ya dedi buzdolabı da yoktu değil mi dedi. Mardan mı elektrik gelmesini bekliyordu. Anlıyorum. Şimdi bakın, hadi 75. Bak demir konuşmadıkça, daha ilerisini söyle birazcık, ayakkabı bağı kişiyle ailesini haber vermedikçe, mesela ayakkabı bağı diyecek ki, senin hanım var ya şu anda, şöyle yapın, orada ayakkabı bağında onu görecek, evi görecek. Nasıl bir şey? Ayakkabı bağı ne diyor? Toprak konuşmadıkça, en iyisi oraya geçip de, bu mana arzusu hastalığını ancak orada takdim alacaksın ya. O bağ, o ükteler network düğümleri, internet düğümleri alıyor. Yani bastığın yer, ayakkabı bağ derken giydiğin, yere bastığın şey, nereye basıyorsan. Şimdi pek benim aklıma şey geldi de yani ukde. Ne için internet? Çünkü sahası o. Dedik ya tefsir, öyle bir tefsir yazıyorsun ki Kur'an. O da tıp olsa, şimdi ayakkabı acaba ne, vücutla ne alakası şey diyor. Ötekisi bilmem ne. Her bir fen kendi kapasitesine göre o ayeti yorumlayacak. Cami bir tefsir olsun diyor. Bak adam yazılımcı olacak, şey, bilgisayar teknik donanımcı olunca bak ne de bağma oradan almış yaptı diyor. Görüyor musun? İşi bu. Üç çeşit mana. Ben size söyledim. Cemaatin üç çeşit haleti. Azrail Aleyhisselam'ın üç çeşit İnişi. Azrail Aleyhisselam herkese gelmez. Nerede? Ne mutlu sana Azrail gelse. Azrail Aleyhisselam canları, peygamberin canlarını alır. Peki kim alacak ötekisini? Onun bir çırak var, kalfa var, usta var. Sen çırak geldiği zaman canı ağızdan alacak, kulaktan, burnunda mahvedersen kıçından alacak canını. Vücudun nerede can çıkartacağım diye vücudunu bıçakla darmadağın eder ya. Adam gibi çıkart. Bu adam Azrail Aleyhisselam'a ait. Şimdi dua edelim de Azrail Aleyhisselam gelsin yani, melekler ve peygamber. Ya çırağa gelirse, sen şimdi arabanı gidip de ustaya mı teslim edersin, çırağa mı? Sen ameliyat olacaksın, tamam mı? Daha yeni pratisyen doktora mı yoksa uzman adam mı ya? Şimdi ameliyatı böyle pratisyen olur musun? Uzman olacaksın da, o adam tecrübe olmuş. Şimdi canımı kime vereceğim? Ya onun diyor yaveline. Yaveline ne yapayım ya Rabbi? Bize yaveli nasip etme ya. Öyle kalfasını çırağı bizim işimiz olmaz ya. Biz Allah Azrail Aleyhisselam eğer bir yardımcısı varsa talebi ulumla alakalı kabz-ı erva onu Allah bize nasip etsin. Talebi ulum. İlim talebesinin ruhunu kabz eden melaike. Onu istiyoruz Rabbimizden. Veya şehitlerin. Şehitlerini alan başka. En üstün şehit demiyor bakın. Talebe ulum. Talebe ulumun ruhu kabzede melek.
Talebi ulum üstün şeyden, şehitten. Şehidin ilmi olması gerekiyor. Gidiyor, şehit oluyor, işte bitiyor. Anladın mı? O talebi ulum değil ya. Bambaşka tabii. Neyse, biraz böyle duygusallık şey mi oldu bizde? Hani... Senin dışında olan temessüllere mukabele edince senin tahayyülüne düşüyorlar. Onlar taşınıyorlar. Bak, benim dışında elmada temessüller var. Elma, yani burada bir sürü kayıt yok mu? Video yok mu? Ses kayıtları var, dosya kayıtları yok mu abi? Var abi değil mi? Elma bundan aşağı mıdır? Elma gibi gözükürken, bu telefon gibi gözükürken bir sürü kayıtlar var. Elma gibi gözükürken bir sürü kayıtlar var içinde. Sen bunlara teveccüh edince o kayıtlar ortaya çıkıyor. Nefi ruh edince. He, nefi ruh, evet. Ne diyor? Sen, senin dışında olan temessüllere, elmaya, elma, güneş. E bakıyorsun, erdinç gibi gözüküyor ama acayip acayip haletler yaşıyor. Ha, bunları fark edip mukabele edince, sen böyle bu nazarla bakınca o üstü açılıyor. Bu sen tıptırdı kopyalamaya başlıyor. Eskide kopyalama şöyle resim vardı. Çok da hoşuma giderdi Ali. Erdinç, iki yazılımcı. Şimdi burada kopyalama dosyaya tıfırlatırdı. Böyle evlilirdi. Dosyadan par. Tamam. O aynen elmaya böyle baktığın zaman Allah'a tefsir ediyor. Allah'a taşıyor bana böyle. Dosyaları taşıyor bana. Bunu fark edince. Bak burada nasıl ki bunu yapmış adam sana. Bu telefonla Bluetooth'ta tak bilgi aktarıyoruz. Ya bu aktarıyor beşerinde. Elmayı Allah'a, elma Allah'a niye bize aktarmasın? Bana çok saçma gelen bir şey var da. Bu telefonlarda iki tanesini birbirine sallayınca böyle kopyalamaya başlıyor. Sallayınca böyle değil mi? Ha. Adama desen ki al bunu salla kopyalayacak. Manyak mısın sen ya? Ver nasıl bakayım, ver bakayım nasıl böyle. Yok yani bunu açmak gerekiyor. Bakayım be. Şöyle mi yani? Ha, açmak gerekiyor. Onu sırt sırtta koyuyorsun. Öyle. Ha, onlar birbirine dosyayı kopyalıyor. Onun öyle. Öyle bir sistemi var Samsung'da. Bir iPhone'da falan da var galiba. Şimdi sen 100 sene önce desen. Yo şimdi bile desen yani niye öyle yapmışlar ki ya? Gir içine kopyala de falan yani. Niye sallıyorsun? Şimdi ben o sallamayı da ben de şimdi öğrendim. Sallama. Bak şimdi bir daha söylüyorum. Senin dışında olan hadiselere, temessüllere mukabele edince senin tahayyülüne düşüyorlar, onlar taşınıyorlar, dosyalar. Bu taşınanlara tahayyül. Taşınanlar. Sonra bu tahayyüllerden ne bir üst kademede, yani üst kademe derken işlem görüyor. İşlem görünce tasavvur hakikatleri fikre gelmeye başlıyor. Yani tahayyüller tasavvura dönüşüyor. Tahayyül ve tasavvur bütünlüğü fikir oluyor. Dosyaları yüklüyor, ondan sonra kurulumu yapıyor. Sistem çalışıyor. Ha, yani evet. Bak o da başka bilgisayar değil. Bir program yapıyorsun, dosyayı taşındın, sonra kurulum yap. Sonra kurulum netice mi? Hayır. Onun üzerinde videoyu çalıştır. İlk önce bir video işte çalar programı indir bilgisayarına. Sonra çalıştır, kur. Sonra videoyu çalıştır üzerinde. Zaman tahakkül şekilde çalışmıyor. Düşünceyle çalışıyor. Ama tasavvurda barındırıyor tahayyülde. Peki tasavvur tahayyüldekilerini üstüne alıyor, yani bak, dönüştürüyor. Bak şimdi, abim taakkul mu diyorsun? Evet. Taakkul. Taakkul mu söylüyor, tasavvur mu söylüyorsun? Taakkul tasavvurdan, yani diyor hatta... Bak şimdi, taakkul, üniversite veya lise diploması ya, onda ne var? Taakkulun alt veri tabanları tahayyül ve tasavvurdur. Üst olduğu için. Tahayyül, tasavvur, taakkul ya. Onsuz olmaz. O taakkul mesela diyelim ki adamın hayali çalışmıyor. Almanya'da böyle birisini tanıyorum ben. Hayal kuramıyor. Sistem yok. Bu adam tefekkür edemiyor biliyor musun? Bu adamın hayatına baktığımızda kuralcıdır. Yani ne? Bu budur, böyledir. Ya böyle olamaz mı? Hayır. Bu budur diyor. Manevi otoriteyi şey yapamaz. Hayalleri, tahayyülleri çalışmıyor. Yani sistem acayip olmuş. Yani taakkul, üçüncü mertebede ya,
Şurada böyle çizeyim. Şurada şöyle yapayım da. Tahayyül. Silelim abi her şeyi. Artık bunu sileceğiz. He. Tahayyül. Tasavvur. Sileyim mi? Sil abi. Şimdi ondan sonra bu o zaman ona tahakkül demeyeceğiz de fikir tahakkül içinde bir birimdi ya. Evet yani sonra evet, şey olur. Bu şey getirsene o torba var. Heh, şurayı da şey Osman'ın şu ben abim. Şurayı. Heh. Al abi bundan sonrasını siler. Sevgili abim, buradan malzeme geliyor da bu çalışıyor, içinde fikir. O zaman taakkulun güzel çalışabilmesi için tahayyülün ve tasavvurun kıblesinde olması lazım. Yani tahayyüle buraya Hasan abi nur dersi ve şeytan melek vesaire türevleri var ya. He abim söyle. Ben nurdersi.com'a girip sizin videonuzu temessül ettirdiğimde tahayyülümü çalıştırmaya başlıyorum. Aynen. O ekranda gördüğüm benim tahayyülüm oluyor. Sonra sizin anlattığınız manaları tasavvur ve tahakkül ileri şekilde... Ha, ne yaptı? Mesela şöyle, görüntüsüz biz ders dinleyin. Direkt tasavvurunuz çalışır. Görüntülü bir ders dinlemek niye sesli dersten üstündür? Çünkü ikisini cem etmiş. Hem tahayyül çalışıyor, hem tasavvur çalışıyor. Peki, o zaman aklın intikal. Bunun içerisinde bir de aklı mantıklar da sokmuşsa, böyle derste, aklın taakul da aktif oldu. Sonra, izan oldu. Şey, tasdik oldu, ilim. Sonra, eylemine yaşarsanız, imtisal ederseniz izan olur. Hayatınızda değişme şey olursa itikat olur. Yani itizam olur. Sonra şey olur. İtikat olur. Şey yok mu için? İçinde torbada yok mu? O renk kalmamış. Kalmamış mı? O zaman bunu oraya koy. Bunu bu tüp için atmayız. Al abi. Devam edelim. Kardeşler burayı anlamıyoruz. Burayı anlamaya çalışmıyoruz. Burayı anlamaya bu bizi buraya taşıyor. Bu nedir biliyor musun bu? Lavaboya gittik. Burayı seyrediyorsun. Bu saçı bunun. Aslında bunun saçını tarayacaksın. Çok misal verdim size. Buraya bunun için bakıyoruz. Burası eşit oldu. Ha bunun saçını tara, ha bunu tara. Bunu tarayınca bunu da taranmış oluyor zaten. Burada tasdik ve takip evet, devreden... Şimdi bu külliyat aynadır. Bunun için bakmıyoruz. İşimiz yok benim. Kur'an da öyle. Herkesin müslüsü Kur'an var. Buna, bu Kur'an için, Kur'an'a Kur'an diye bakmıyorum. Kendim için bakıyorum. Ama bir tuhaftır. Bunun saçını tarasam tararmadığı gibi buranın da taranmıyor. Öyle bir tarıyorum ki bunu, bunu da taranmıyor. Anladın mı? Bu dersler biziz. Biziz. Peki üzerimizdeki battaniyeler kalkıyor. Ahirete ve Allah'a ünsiyetimiz artıyor, ülfetimiz kalkıyor. Yakınıyetimiz artıyor. Yani bu haletler buralı değil. Halet zaten direkt orası. Evet, kendisi. Halet burası değil. Yani burada kullanılır. Mesela ben tavsiye ederim, size de tavsiye ederim. Salı günü bir ders yaptık, yayına girmedi galiba. Hayat içimizde değil, dersin adı. Biz hayatın içindeyiz. İnan çok mükemmel şey. Ben bazı dersler çok şey yapıyorum. Hiç ummadığım yerde çıkıyor. Allah'ın ikramı oluyor. Yani mesela bak. Geliyor burada duruyor. Bak saç uzuyor kip uzamıyor.
tırnak uzuyor, parmak uzamıyor. Niye? Eğer hakikaten beden uzasa da, bunun delili nedir? Eğer beden uzayıp hayat uzuyorsa, tırnak gibi parmak da uzardı. Peki bunun durmasının sebebi, buraya beton mikser getirdi, harç boşaltıyor yine. Dökerken nerenin şeklini alacak? Kalıbın şeklini alacak. Tam kalıbı ilmi, kalıbı hayati. Hayatımız büyüdükçe beton döküyoruz o kalıba. Yani hayat büyüdüğü için biz büyüyoruz. Tamam? Yoksa biz büyüdüğümüz için hayat büyümüyor. Hayat içimizde değil, ne olur. Bir halet geliyor. Gıdıp gülüyor, bağırıyorsun trafikte. Haletin içindesin sen. Diyoruz ki ya çıksana ya. Mehmet çık abi. O haletten çık. Ya bırak onu. Tabii. Peki senin içinde miydi? Hayır. Sen onun içindeydin. Balon gibi, fanos gibi içindeydin. Peki. Neyi demek istiyorum onunla? Bu haletler buradadır. Kullanılıyor ama buralı değil. Bu dünya cinsinden değildir. Halet, hacmi, kütlesi yoktur, tipi yoktur. Burada kullanılıp, burada hatta içine giriyoruz ama buranın cinsinden değil. Böyle bir şey yok. Ya. Peki kaderi de çözüyor. Hayat büyüdüğü için atom harcı hayat kalıplarına dökülerek vücudum şekil alıyor. Buna bir ikinci bir delilim de, niye siman Kur'an okuyup okumasan, namaz kılmasan, hırsız faiz olup, faiz alıp verip, siman değişiyor mu değişmiyor mu? Niye değişiyor? Çünkü anlayışımız, hayatımız fasık, suratımız fasıka dönüyor. Sîmâhum fî vucûhîm min esferi sucûd esinetikum elvânikum. Yani öyle olduğumuz için ruhumuz değişmiyor. Yani arı geldiği için çiçek koymuyoruz. Çiçek koyup onun için arı geliyor. Cinler bize musallat olup, şeytanlar bize musallat olup bozulmuyoruz. Bozuk olduğumuz için onlar gelme fırsatı oluyor. Çiçek olduğu için geliyor. Ruhumuz gıdasız olunca cinler de şeytanlar da geliyor. Bunu sırf bunu bilsek yeter, biz düze çıkarız. Cinler bize musallat olduğu için bozulmuyoruz. Ruhumuz bozuk olduğu için onlar gelmesine kapılar açılıyor. Sen ahırın kapısını açmasan, bahçıvanın diyor ustad kapısını kapatmasan su girer, değil mi? Kapatırsa su gelmez, kurur. Yani siman bozuk olduğu için bozulmuyorsun. Mesela adamı bir gördüm, okaya gösterdim havuzda. Ben böyle son tarihleri bu kadar acayip bir ruhsal bir şu her şey görmedim böyle bir adam. Yani acayip bir şey ruhsal yapıyor. Böyle bir sonra fotoğrafını çekecektim anladım. Tam bir şey yani böyle Amerikan radarı gibi yani böyle acayip herkes yapmış. Bir de fark etmiş. Herkesin sırasına bakıyor. Size ne kadar çok dikkat etti. Hep dikkat ediyor bana. Evet. İki dedir, dikkat ediyor. Aynı suya girmediniz değil mi? Kullar farklı. Aynı farklı, kullar da değil. Ben de sizin tarafa geçtim ötesi. Uzak duracaksın. Arkadaşlar, haletimiz bozuk olduğu için suratımız bozuluyor. Haletimiz düzgün olduğumuz için suratımız düzgün oluyor. Anladık mı bunu? Ha. O zaman biz haletin içindeyiz. Halet bizim içimizde değil. Ama başkanlar. Haletimiz bozuk olunca suratımız değişiyor. Diyoruz ya, doktor haydi bir şey mi var diyoruz. Yok abi falan. Çok güzelsin. Siman var bir şey mi oldu? Kur'an mı okudun diyorsun. Namaz kılmaya. Hele Türkiye'de bir millet var. Simermeyecek. O milletle bir de kendinize bakın kıyas edin. Halkalı'da oturuyorlar daha çok. Simler. Acayip bir şey ya. Bu kadın mı belirgin lan? Bir de son olsun. Almanya'da çok bulunduğum için Avrupa'da.
köpek dolaştırıyorlar. Köpek değişmez. Çünkü talimle tekümül etmek için gelmediği için insan o makamları sahip. İnsan değişkendir. O zaman iki şey arasında bir birlik varsa birisi değişmiştir. Değişmeyen köpek ise değişen insandır. Sahibi köpeğe benziyor. Sahibi köpek makamına çıkıyor. Ve söylediğim zaman da memnun oldu biliyor musun? Çok benziyorsunuz birbirinize. Teşekkür ederim dedi. Ben herhalde beni dayak atacak zannettim ya. Caiz olmadığı için böyle kadına, köpek böyle ve adamla çekecektim. Bir tanesi dedi ya, abi dedi ya bir şey der ya dedi ya. Ya Almanca söyle dedi ya. Ya ne kadar siz mi ona benziyorsunuz, o mu size benziyor? Dedi ya de, abi bir şey der dedi ya. Ondan sonra dedi ki, aa çok teşekkür ederim dedi. Ve subhanallah. O zaman kim bunu nasıl diyebildi? Çünkü köpekleştiği için rahatsız olmadı. Sen rahatsız olursun çünkü insansın. Bununla ilgili çok video var biliyor musun abi? Var mı güzel yani birbirlerine benzeyen şey hayvanlı sahipleri böyle yan yana fotoğraf çekilmişler. Adamlar mutlu gerçekten hallerinde. Bunun için özellikle çekilmişler yani. Bazıları ameliyat olup benzettiriyor kendini. O da mı? Var mı? Bugün bir tuhafsın. Harikasın. Duydum da onu da duymamıştım. Varmış demek ki. Arkadaşlar, Harun, bunu unuttum değil mi? Doktor, tamam abi, geleceğim, tamam o dosya sağ tarafta var ya masaya koymuşum. Sağda biraz ileri, bu hiç var mı burada? Hiç bunda yokum değil mi? Hiç yok. Elma da aynı böyle. Ya Rabbi el alemin, bek ya Rabbi, tamam al, sadak de. Eşya Allah'a bağlamak için. Aron Fera, evet santral, 126'ya bağlar mısın? Elma santraldır. Seni öteye bağlamak için. Bu temessül dediniz ya bunlar bütün finalde temessül. Temessülleri cem etmiş. Ne kadar biliyor musun? Yığınak var elmanın üzerine, yığınak var. Bütün esma. Temessüllere ben bakınca bunlar taşınıyor. Taşınıyor. Bunlar taşınınca o sureti hakikat mi oluyor bende? Sureti hakikata ama bu sureti değil. Oradaki cem ettiğin suretlerin cemi hakikat oluyor. Tek değil. Hepsine. Tabii evet. Mesela elma, mesela elmada ne kadar esma var? Bazıları diyor ki ne var mesela? Rahma var, Rahim var, Kerim var, Latif var. Cennete taalluk eden bütün esmalar da var. Ya orası şeydir ya, elmadan bir alabilirsek var ya, orası boşluktur, o delikten bok. Hakikati biz oluyoruz yani onun. Evet. O zaman onun meskeni benim yani. Aslı sensin. İnsan buralı değil de nasıl olmuşsa gelmiş burada. Buralı değil yani. Evet öyle gözüküyor. Mesela Karaköy'de rastlarsınız. Eskiden yurt dışı bağlantılı gemiler var. Rusya'ya, Ukrayna'ya, şuraya buraya gidiyor. Antalya'da öyle. Hemen uğruyorlar gemi. Bir malzeme alıyorlar, bir alışveriş yapıyorlar, bir iki saatlerine sahile iniyorlar. Güven kuzu ona buralı değil ya bu adam. Öyle diyorlar, biz bir saatlerine uğradık gideceğiz. İnsan da bu dünyaya mahlukatın sonunda maskara bu elbiselerle falan diyor. Tamam, insan dedi ki ya biz bir saat uğradık gideceğiz merak etme. Diğer mahlukata maskara oldu diyor. Uğradık kardeş, bir saatlerine uğradık. Bir gün. Gidiyoruz, gidiyoruz. İyi ki var. Nereye gidiyoruz? Bir yere gittiğimiz yok. Üstümüzdeki battaniye kalkıyor. Kendimizden kendimize. Evet. Şeyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ersal ve Buyut. Şöyle bir yarım saatte gidersiniz. Bitin. Ses de olmaz. Görüntüyle olacak o. İnan ahiret nerede göreceğiz. En sonunu önce seyredin ama. Seyrederken video görüntüleri olmuyor. En sonuna koymuşlar görüntüleri ve en sonunda anlatılmak istenen görüntüleri... Ya ben onu bugün düzelteyim o zaman. İyi dedin. Ha, Ali izin veriyor mu düzeltmeye? Niye? Dedin ya bir şey yapmayın. Ha, ama yapmış zaten. Ben onu yazdıktan sonra sana bana attı. Öyle mi? Ben sana bir şey geçerli. Geçerli değil. Ya ben bir görmemiştim. Peki. Bir hakikatin sana ulaşması veya senin oraya manen taşınman için ilk önce. Bak gördün mü? Şimdi bu noktada bakacaksın. Bir eşyada nihayetsiz temessülatlar var. Mesela bazıları sorar. Nedir o?
esmaların, sıfatların, şuhudatların meratipleri var. Tam temessül, orada yığılmış. Ya sana gelmesi veya senin oraya taşınman için neymiş? İlk önce şu, Mektubat 390, 3. Diyor ki, bu manayı tabir için kendi başımdan geçmiş nurlu bir hali ve hakikatli bir hayali söylüyorum şöyle ki, uzun bir şey, üşenmeden ben yazdım, siz de üşenmeden dinleyin. Nokta 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 nokta, o hakikati, nunu mütekelim maal gayri düşündüm ve nokta 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 sigasına intikalin sebebini kalbim aradı. Düşündüm, kalbim aradı. Görüyor musunuz? Sonra düşününce kalp arıyor. Sonra nokta nokta cemaatin fazileti ve sırrı onundan inkişaf etti. Sonra nokta nokta gördüm ki nokta nokta davalara birer şahit ve birer müeyyit gördüm. Bak, düşündüm, kalbim aradı, inkişaf etti, gördüm ki birer müeyyit gördüm. Kendisinde onu onaylayan şeyi gördü kendisinde. Nokta 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 görünce dergah ilahi takdim cesareti geldi. Şuraya bakın ya. Sonra nokta nokta birden bir perde daha inkişaf etti. Hangi perde ise. Anlıyor musun? Bir perde. Yani orada hepsi duruyor. Hepsi var. Orada perde merde yok. Perde burada. Katarak ameliyat olmamız gerekiyor. Görmüyoruz. Numara yetmiyor. Numara yükselt. Gibi. İnkişaf etti Osman. Bak. Sonra nokta nokta abim bütün mescitleri ittisal peyda etti. İnkişaf edince ay baktı ki peygamberimizden bu zamana kadar 14 tane saf var. Saf. Namazda. 14 asır ya. İmam kim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İmam tek. Peki 14 tane saf. Ses gitmiyor, köpürler yok. Allahu Ekber. Birinci saf diyor ki Allahu Ekber. İkinci saf Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ Cuma kılıyoruz ya, imamın sesi gelmiyor ya, caddeye falan taşmış. 14 tane saf varmış. O münadiler kim? 14 asrın imamları. Minare başındaki zatlar. Onlar münadi. İmam tek. İmam birkaç tane yok. Tek imam var. O aradaki imam gibi zannettiğim şey, onlar münadi. Onu söylediğini tekrar ediyor, duymayana ulaştırıyor. Anlıyor musun? Tek. Namaz da tekmiş, biliyor musun? Bak şimdi, Allahu Ekber sabah namazına durdu. Ta namaz biten, şöyle bize gelene kadar yatsı namaz oluyor. O ses, çumuna diyecek ki Allahu Ekber, ta Allahu Ekber 14 tane bana gelene kadar Resulullah gitti tabi. Ta o kadar gitti ki ben yatsıyı kılmış oluyor. Ben sabah kılana kadar yatsıyı kılıyor. Namaz tek. Ömürde tek. Ne diyor? Boş ver, unutun. Nokta nokta, o şehir, o Beyazıt cami hükmüne geçti. Şehir, cami olmuş. Şehir, şehir, Beyazıt camiye dönüştü. Allah Allah, şehir ufaklı ufaklı oldu ama bir tane güzel cami varmış. Bir dersi orada yapalım abi. Ondan sonra Beyazıt camisine, sonra nokta nokta nokta, tasdiklerine manen bir nevi mazhariyet hissettim. Nokta 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 kendimi gördüm. Şehirde kendisi. Kendimi gördüm diyor. Evet. Mesela bakıyorsun, tamam mı? Allah Allah, soru soran sensin, cevap veren de sensin. Gören de görülen de aynı. Kendimi gördüm diyor. Aa, o benim. 23. sözde yok mu o saray? Hadi baktım kendimi üzerine gördüm. Tacip ettim, ayırdım. Bunlar kırık kafalar yani. O kırık kafa gitti ya. O yok yani. Ne diyor ya? Kendimi gördüm. Sonra nokta nokta nokta. Madem hayalim bu perde açıldı. Nokta nokta. Kabe-i Mükerreme mihrap hükmüne geçti. Ne diyor biliyor musun bir de peygamberin? Kendi cezir tarafa geçelim diyor. Vazife başına görelim. Düşünelim, anlayalım demiyor. Kardeşim hepsi duruyor. Vazife başına görürsün. Adada bir zat var diyor. Mesela Barla'da geçiyordu değil mi? 189 muydu? Neydi? En üstadım diyor, o mucizat Ahmediye Risale-i Yazar bilmen için diyor,
o oralarda mani, onları görme lazım ki o kadar kolasa vecisi hadiste yazasın. Detay verebilir. Evet, bilirsin. Nokta nokta nokta, ben bu fırsattan istifade ederek, bunlar açıldı ya, o safları işaret edip, o safları şahit gösterip nokta nokta Hacerül Esved'e tevdi edip emanet bırakıyorum. Sonra çizgileri okuyacağım size. Sonra nokta nokta birden bir vaziyet daha açıldı, gördüm ki şu nokta nokta dedim şu. Size göstereyim de öyle okuyayım. Nokta nokta birden bir vaziyet daha açıldı, gördüm ki baktım. Nokta nokta ile meşgul bir cemaat içindeyim. Nokta nokta deyip hayretten başımı eğdim, nefsime baktım. Dur, okumanıza gerek yok abi. Öyle mi? Devam mı? Evet, dedin abi. Yoksa hiç yok muydu arada? Yok yok. Kelimeyle okumayın, şey yapmayın yani. Büyük bir lafız sarf etmeyin diyor. Tamam, peki. Büyük bir küçük aleti gördüm ki ile meşgul bir cemaat gördüm. İşte bu aletteyken haşmetiyle temessül ederek aletteyken nokta demeden olmuyor. Nokta nokta. Manen herkes gibi ben de işitip nokta nokta taahhül ettim. Nokta nokta. Şöyle bir hakikat fikri göründü ki şimdi düz okuyacağım ben. Bunu neyi takip ediyorum göreceksin şimdi. Sonra nokta nokta. Zaman hazır hükmüne geçti. Sonra nokta nokta. Parlak bir nuru icazı içinde gördüm. Nokta nokta. Mucize hükmüne geçti. Nokta nokta dedim. Nokta nokta dildiğim, girdiğim gibi çıktım, anladım ki nereye girdi. Şimdi okuyacağız. Düz okunca göreceksin. Nokta nokta. Kalp ve hayal o nunu nabududan çıktıktan sonra akıl hangi nunu? Hurufun katadanın var ya, oraya girmiş. Onunla girmiş, oradan çıkmış. Kaçıncı sayfa abi okudunuz? 393. 393. He. Nereye atladınız abi? Kah serada sırayı ya da bizim yok, şeyde yok. Devam ediyor ya. Yani. Sonra bak şimdi. Hani ya şimdi? Bak Nuna fiili girmiş ha. 90 diyor ya. 93 abi. 93'ten başlıyorsun 94-95. Tamam bak. Nokta nokta. Nuna fiili var ya. Nun vel kalemi ve ma yesurun. Bunlar yıldız değil mi abi? Tabii tilim. Dur. Şimdi kalem ilişkisi. Akıl karşılarına çıktı dedi. Nokta nokta. O vakit tamam. Kalbe şöyle geldi ki. Deo mutahir akla. Şimdi hulasa ediyorum. Ha şimdi iyi dinleyin. Bak arkadaşlar. Oradan anlamak için elmanın üzerine bindirilmiş binbir esmanın temessülatları var. Onlar ya sana taşınacak veya sen oraya gireceksin. Onun yöntemini anlatıyor. Düşündüm. Kalbim aradı, inkişaf etti. Gördüm ki, birer müeyyit gördüm. Onun karşılığını bende gördüm. Elmadaki o temsile bende var. Sonra müeyyit görünce cesaret geldi bana. Yani acaba bende de mi var? Sonra inkişaf etti bu bende. Ne oldu? İttisal peyda ettim. Baktım o ben o muyum? Karıştı diyor. Aynı şeymişiz. İttisal peyda etti, böyle parmak yapıştı. O mevcudat, varlık ve benmişim ya, benim açılımımmış. İttisal peyda ettim, birleştik. Sonra bunları böyle olduğuna böyle bütünsele geçtim. Sonra hissettim. Sonra o bütün benim dışımdaki alemi kendimde gördüm. Kendi arıptamda müşahede ettim. Sonra bir perde daha açıldı. Ondan sonra Kabe, yani bütün her şey bir tek cami mihrap hükmüne geçti. Bunu da hükmünün geçtiğini gördüm. Sonra ben de şahit oldum, işaret ettim. Evet öyledir. Fırsattan yani, istifade ediyor burada. Sonra madem öyledir, o zaman Hacer-i Esed on demiş, buradaymış, baktım Kerer demiş, buradaymış. Hemen Hacer fırsat gördüm, hemen bendeki bu emaneti de Hacer-i Esed istilam ediyorsun. Bismillahirrahmanirrahim ve leyle hamd. Avucunun içini gösteriyorsun ya. Hemen ben de baktım ki Hacer-i Esed buradaymış. Hemen ben de işaret ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Çabuk böyle şey yaptı. Emaneti bırakıyor onaylamak. Hani fabrikaya ve iş yerine gidince kart okutturuyorsunuz ya, işte sosyal hatta geldim diye. Hacer-i Esed de kart okutturmaktır orası. Ben buradayım ya Rabbi. Kartını okuttur diyor. Adetullah bu. Sonra Hacer-i Esed'i baktım buradaydı.
Birden bir vaziyet daha açılmış. Allah Allah, bu başka bir şeye döndüm. Gördüm ki ve baktım aynı zamanda. Başka bir cemaat içindeyim. Başıma eğdiğim nefsime baktım, yani yapıma baktım. Nefs derken insanlığıma baktım. Gördüm ki böyle acayip bir cemaat gördüm. Gene bu anda bir halet inkişaf ettirdi. O halette temessülatlar oldu. Temessülat olunca işitmeye başladım. Tahayyül ettim. Fikre dönüştüler. Ondan sonra onlara baktım ki burada geçmiş gelecek, baktım ki hazır zamanmış hepsi. Hepsi bir tek şeymiş. Ondan sonra baktım ki hep tek bir içinde gördüm. Ve her şey mucizeymiş meğer burada. Sonra dedim ki ve anladım ki o nun, huruf-u mukatalar şifredir, ehline verilmiştir. O sanki ötelerin buraya, buraları öteye taşımak için şifreler, anahtarlar gibi olduğunu aklen de gördüm. Akıl dedi ki karşılarına, yani tamam ben de sizin gibi şey yapamıyorum. Akıl da kendisine hisse istedi. O zaman o mutayar akla hitaben o kalbi inkışaflar cevap vermeye başladılar. Ve bunlar hikaye. Şimdi Risale'nin çıktı. Evet. Risale'nin çıktı. Doktor öyle bir şey. Boşuna zaman veriyoruz bu işlere, hikaye. Ama abdestin farzlarını öğrenseydik daha iyiydi bu saatte. Yasin okusaydık. Evet. Evet, Yasin okusaydık. Ha, devam eden sıralama ile bir şeyin kavranması, sahiplenilmesi ve alemine taşınıp sana mal olması için güzel bir yöntem geliştirmiş usta. Onun için koydum ben bunu. Ustadın büyüklüğünü anlatmak için top koymadım. Niçin konmuş? Bir yöntemden bahsediyor, yöntem. Yani bir şeyin sende kalkması için, sende inkişaf etmesi için ben bunun ustadın aletiyle meşgul değil. Ben başkasının kitabını okumuyorum. Kur'an başkasınınsa ben niye okuyayım? Ben başkasının Yusuf Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın hayatını niye okuyayım? Ne işime yarayacak? O benim de okuyor. Tamam, bunu okumamdaki maksat inkişaf değil. Devam eden sıralama ile bir baktım ki bu kavramsal hakikatlerle bendekileri uyandırıyor, bendekilere ufuk gösteriyor, ya taşınmak ve onlar alemimizde inkişaf etmesi için orada olmak. Yani en düşüğü nedir? Ben oraya taşınacağım. Biraz ilerlemiş, baktım ki bende uyandı diyor usta. Tamam. Meğer bu bir yöntemmiş. Herkese ait bir yolmuş bu. Kendini tanıma yöntemi. Evet, tanıma. Tamam, bu yöntem ona ooo ne ustatmış diye ya koymadım ben. Öyle bir zaten fıtratım da yok yani öyle. Şöyle mezarlıklar falan, ooo çok güzel. Benim babam senin baban diyor. Galatasaray Fenerbahçe, öyle bir şey derdim yok benim. Yani dert benim ya. O alemlere nasıl taşınıp sana nasıl mal olması için güzel bir yöntem geliştirmiş usta bize de sunuyor. Yani nasıl bir inkişaf etme yöntemi var? Bak böyle, 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 böyle. Bu yolu takip ettim. Burada ilk önce halet uyanıyor. Kur'an'ın vahyine işitmek. Sonra sende tahayyül oluyor, aktifleşiyor. Yani kısacası. Demek ilk önce halet, sonra işitmek, sonra da tahayyül. Ruh, kalp, dimağ. Evet. Şimdi sayfa 400, sözler. İşte bizim acayip bir şeyimiz ya. Sözler 400 demiyor, 400 sözler. Tuhaf yani. Akıllı olacak şey değil. Diyor ki, adeta Polat'tan bir vücudu var gibi, layemutani kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Ne anladık? Buldunuz değil mi yani defterinizdesiniz? Tahayyül serbest bölge değil. Serbest değil. Serbest değil. Tahayyül serbest değil. İhtiyarla veya irade ile kullanılandır. Aynı. Hayat serbest iken tahayyül senin alakanla ortaya çıkandır. Hayat senin kontrolün dışında çalışıyor. Tahayyül ise senin kontrolünle çalışıyor, onun için tahayyül demiş. Yine bu manayı teyiden
Mektubat 447'de kendini Hızır telakki eder veya Mehdi itikad eder veya Kutbul Azam tahayyül eder. Ne anladık buradan? Burada da kendini kendi kontrolüyle çalışan bir tahayyül görünüyor. Bak ne diyor? Bak kendini Hızır telakki eder veya Mehdi itikad eder veya Kutbul Azam tahayyül eder. Bak. Burada da kendi kontrolüyle çalışan bir tahayyül görünüyor. Tasavvur ile tahayyül olması lazım gelmez. Tasavvur ile tahayyül olması lazım gelmez. Fakat tahayyülün çalışmasında illa tasavvur da lazım gelmez. Ama ekseriyeti mutlaka ile tahayyül için tasavvur lazım. Ama her daim böyle değil. Her an her yerde hayal işliyor. Allahu alem hayal büyük insan olan kainattadır. Tahayyülü ise büyük kainat olan insandadır. Çok ilginç bu. Hayal neymiş? Bizim dışımızdaki bir sistemin adıydı zaten. Büyük insan var ya kainat, şecer-i hakikat. Oradaki hakikattır. Tahayyül nedir? Onun bizdeki karşılığıdır. Hayal, yani bu haletle nasıl çıktı? İşte bunların... Hayal seninle şuurlu alakalı değil. Daima işliyor, durmuyor hayal. Tahayyül ise şuurla onu aktifleştiriyorsun ve hayali sende çalıştırıyorsun. Yani hayalin çalışması için tahayyülün lazım. Yani sende tahayyül yok, hayal de yoksa hayal olamaz. Ben anladım mı abi? Hayale girmen için, hayal sistemini çalıştırman için sende, mesela şöyle diyeyim, bir videom var ama bilgisayarım çalıştırmıyor. Bana Erdinç dedi ki abi şu programı indirmen lazım. Programı indiriyorum. Bir, çalıştırıyorum. İki, artık ben programı görmüyorum. Video, herhangi o cinsten videoya koyunca hemen çalışıyor. İşte hayal büyük insanda sende çalışması için o program inmesi lazım. Tahayyül programı. Sonra bunu işlettik. Program, tahayyülü indirdik, işlettik. Film çalıştırdık. Nedir o? Tahayyülde safsata, tasavvurda bir behre. Yani netice bakın, sistem, video, netice. Anladın mı? Üçü. Şimdi bu bütünsel hayaldir. Bizimle alakası yok. Çalışıyor. Neyse. Ben onu bizde indireyim, o programı. Bende de çalışsın. Ben ondan sonra o hayal denilen bir şeye tasavvurla giriyorsun. Ondan sonra oraya aklı ve tasavvurları, diğer şeyleri atıyorsun. Orada kendisine uygun bana veriler çıkartıyor. Hususi dünya. Evet, mesela diyelim ki... Windows'u örnek biliyordunuz. Şimdi bunun içinde ne var? Bilebilir misiniz? Oradan bakın, bilin mi? Gözle baksan gözüküyor mu? Kulakla? Ama takmam gerekiyor. Tamam. Şimdi bu genel, bunu çalıştıran bende tahayyül, bu hayal. Bu tahayyül çıkan ne bunu hatırlıyorum çalışırken. Acayip bir film var, tamam mı? Şöyle. Oy be. Bunu unutmuşum. Bunu da unutmuşum. Bu hayal, bu tahayyül çıkan da hüküm, netice. Alemi misali buradan nereye koyarız abi? Ne? Alemi misali buradan nereye koyarız? Alemi misal, tamam mı? Ha, doğru. Alemi misal bu kainattaki. Hayal değil mi o abi? Alemi misal geneldir. Hayal insanlara mahsus olan tarafıdır. Hayal. Yani yine alem misalde genel ama evet. İnsanlara, melaike, hepsine mi? Hepsine şamil ya. Yani. Daha şamil yani. Tabii alem-i misal şamil, hayal. Tamam mı? Daha insanlar. Evet. Çünkü o alem-i misali diyor bizdeki hayali var ya işte. Hali. Onunla tahayyül programıyla gireceksin. Ondan sonra çalışacaksın. Diyor ki hayal seninle şuurlu alakalı değil. Daima işte okuduk ha. Yine bu manayı teyiden başka bir delil. Diyor ki mektubat 448. Bu teyit daha iyi anlaşılır herhalde. Ve nevi içindeki en tehlikeli hata şudur ki
Ben ne demek ya? Konu. Ve. Ve. Bakalım. Bir bakar mısın 400 kusur? Matbaa bu ne oyun? Bu ne içindeki? Bu muydu? Bu tembelen bu. Yani bu ne? Buldunuz mu abi? Bu ne? Sayfayı açtık taşıdık. 448. Fakat bu meşrebin tehlikeleri vardır. Yok yok. Yani değil. Bu nevi içindeki veya ben ne yapayım? Bulamadınız mı abi? Sayfayı açtım da neresi ona bakıyorum. Görüyor musunuz? Kaçtaydı? 48. Bu nevi içindeki en tehlikeli bir hata şurada. Bu bu. Ha, bu nevi içindeki en tehlikeli hata şudur ki kalbine ilhamı bir tarzda gelen cüz'i manaları kelamullah taavül edip ayet tabir etmeleridir. Ha. Görüyor musun? Yani yukarıdakini teyit eden şey yapılıyor. Nedir o? Tahayyül edip ayet tabir etmeleriymiş tehlike. İhtiyari oluyormuş bu. Allah-u Alem tahayyül ihtiyara bakıyor. Çünkü hazır zamanda tezahür ve teşahhus ediyor. Bak tahayyül ihtiyara bakıyor. Bakın arkadaşlar çok tuhaf bu. Çünkü hazır zamanda aktif olan şeydir, tahayyüldür. Bak şimdi başka bir şey söyleyecek şimdi. İlginç olan tahayyül ettikten sonra ayet tabir ediyor. İlk önce tahayyül ediyor, sonra tasavvur ediyor. O zaman tahayyül sırf şekil değil, görsel manadır tahayyül. Yani şekil değil, görsel manadır. Tabii. Ve çok tuhaftır. Hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur. Çünkü canlı, ruhlu, şuurlu, muhatap olamayacak bir şeye hayalimi sordum diyor. Hatırladınız mı? O da gelecek de acele edip söyleyeyim size. Hayalimi sordum. Sana 1000 sene hayat sonunda hiç olacaksın veya 60 senelik böyle bir geçici bir hayat ama sonunda ebedi olacaksın. Birincisinden ah etti. İkincisi oh elhamdülillah dedi. Hayal ne kadar büyük dahi olsa fani istemedir. Aklın bir hizmetçisi olan hayalimden sordum diyor. Kalbim, öyle mi? Kalbim bir kadimi olan hayalimi sordum. Sorulan bilen bir şey. Sorulup şuurla cevap veren. Hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur. Muhatabını biliyor. Tamam mı? Öyle alem-i şehadet diyor. Usta diyor ki alem-i şehadet canlı olsun ama bunların kökenleri ve kökleri olan alem-i galip cansız olsun. Yani hayali bizde cansız olsaydı hayalimiz bizdeki organları aktif edemezdi. Hayal canlıdır arkadaşlar, ruhludur. Şehvete ait hayal, gadaba ait, beşeri şeyler ait. Bunlar bizi canlandırıyorsa veya öldürüyorsa o canlıdır. Hayalden buraya bakınca burası mı hayal oluyor abi? Adam hani hayal demiş de boşa dememiş. Yani bir mana yatıyor. İşte oradan buraya bakınca. Bakınca o alet. Ha. Bakın, hayal muhatap alınabiliyor. Senin dışında olduğu için soru soruyorsun. O adam da bilerek, yani hayalda bilerek sana cevap veriyor. Hayalinden sordu. Bu teşbih ve tenzih bir şey değil. Ha, bunu hangi sistemle yapıyorsun? Tahayyülünle soruyorsun. O sana cevap veriyor. Tamam canım. O zaman, peki şey nedir? Tahayyül anda olandır. İhtiyara bakıyor, hayal ise iradeye bakacak. Biraz sonra anlatacak. Geniştir o. Hayal üç zamanın. Kuşatı. Evet. Sen mülkenlikine de böyle hayalen sordum diyor. Evet, hayale kabul. Sadece iradeye bakmaması lazım. Adem'i bir tarafa da bakması Adem'e lazım. Tabii. Yani irade olsa o zaman hep hayırların gelmesi. Hayırlar dedi. Adem'in vücutlarının da orada hepsi var ya. Şey var hepsi yani, var. Olması lazım. Yani bir kere şunu alalım şimdiye kadar. Hayalimiz canlıdır, ruhludur, şuurludur, muhataptır. İnsanın bizim dışımızda çalışan bir şeydir, sistemdir. Biz ona tahayyül ile giriyoruz. Tahayyül hazır zamanda olandır. Hayal ise okyanustur. Tahayyül ise senin çektiğin fotoğraf, yüzdüğün denizin orası. O zaman tahayyül sırf şekil değil, görsel manadır tahayyül. İki manaya geliyor.
ya önceden dima tahayyül ediyor ya da tahayyülden başlıyor dima. İkisi de var görünüyor. Yani ya dima tahayyülüyle başlıyor veya dima böyle tahayyültesinin veya dima tahayyülle başlamıyor, tahayyül ile değil, dima ona başlamıyor, ha idima ta itikadı da başlattırabiliyor. İkisi de var yani. Mesela diyelim ki şöyle anlaşılıyor. Tahayyül, tasavvuf şunlar olmasa, şöyle, bu sistem buradaki çalışmasa, hayır öyle değil. Tahayyül ettiğim bir şeyle izanın da çalışabiliyor bir anda. İtikadın da çalışabiliyor. Mesela diyelim ki taakkul veya izan. Mesela bizim köydeki o halamız, Resulullah beni karşılayacak da diyor. Öyle inanıyor. Ne yapmış? Buraları hep atlamış. Direkt izana girmiş. Kalbe girmiş. Öyle itikad ediyor. Haletten bakıyor. Haletten girmiş ya. Öyle akıl yok. Devre dışı akıl. Direkt haletin itikad yapmış. Tabii ya. Dedi ki, ya nasıl olacak dedi, hani Kani deliyor ya kitapta diyor, Nükel Bekir'den sonra Aşir Meydanı'nda diyor yanındaki Halit abi diyor, Halay diyor 86 yaşında, ya dedi ona, ya Hali, ya Resulullah aşkı mı yani, benim Resulullah beni karşılayacak dedi de, ondan sonra dedi Nükel Bekir'i götürecek dedi, yanımda elimde tutacak dedi de, o diyecek ki daha sor yanımdaki ümmetime sor, o diyor. Hayret bakıyorum. Şu itikada bak ya. Ben ilimle bağlamadım ben buna. Ve nasıl böyle itikada? Bu böyledir. Sonra neye benziyor diyor, örnek veriyor. Girersin diye bir hastaneye, başhekim senin dostundur diyor. Elinden tutar, her doktora gizdirir. Bak buna bakar, bu benim şeyim. Bak onun yanında diyor. Ayrılmaz ki diyor, aman bir şey olur diyor. Peygamber beni teslim eder mi dedi onlara ya. Böyle düşünüyorsun. Ona biz hep de olduk şey yani. Benim, sen peygamber onlara teslim eder mi seni? Benim peygamberim bırakır mı ya? Hasan abi bir şey okuyor mu? Bu anlattığınız olayın üstüne. Bu 6. 14. deme var ya. Rahmet ne kadar kıymetli bir vesile, ne kadar makbul bir şefaatçi. Bir şefaatçi olduğunu bununla anla. Bak. Yani. Bir şefaatçi. Şimdi öyle hızlı okumayacaksın. Yani birinci sözdeki 14. leme... Bir şefaatçi diyor. Görüyor musun? Rahmet şefaatçi olur mu? Rahmet vardır. Hem de bir tek şefaatçi var diyor. Ne rahmet ne kadar kıymetli bir vesile, ne kadar makbul bir şefaatçi vesile, olduğunu bununla anlar. Ve şefaatçi olduğunu bununla anlar. Ve diyor ki abi, ayna diyor, örnek veriyor aşağıda temsili, ayna gibi diyor. Aynaya da rahmet diyor. Ondan sonra diyor ki rahmetellil alemin diyor. Rahmete Resulullah olduğunu söylüyor zaten. Toplayınca rahmet nedir? Alt alta topla, evet. Resulullah çıkıyor. Allah'ın rahmet sahibi olduğunu nerede bileceksin? Temessül eden şeyde diyor 6. işarette, 19. mektupta 6. işarette. Allah'ın ümmeti kullarına nasıl davranacak? Peygamberin ümmetine davrandığı şeklinde. Çünkü rahmet-i ilahinin timsali, muhabbet-i rahmaniyenin misali midir? Timsali misaliye. Allah kullarına davranma şekli, peygamberin ümmetine, sahabesine davranma şekli gibi olacak. Çünkü rahmet-i ilahinin timsali. Başka bir şey söylüyor ya, bir de iki tane söylüyor ya. Bir türlü o kafama girmedi ki. Timsali misali. Timsali bak. 19. mektup bak abi. Onu şey yapayım. Ha bak burası. Diyor ki rahmet-i ilahiyenin timsali. Timsal ne demek? Güneş aynaya vurdu. Aynadaki güneş. Timsaldir. Nedir o? Haşa. Güneşe Allah Rabbul Alemin desek. Ayna, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aynesi. Oradaki gözüken güneş o. Güneşin timsali. Şimdi düşün o bu misal. Rahmet-i ilahiyenin timsali. Sonra muhabbet-i Rabbani'nin misalidir peygamberimiz. Muhabbet-i Rabbani'nin misali. Muhabbet-i Rabbani. Allah'ın kullarına muhabbeti nasıldır? Nasıl olacak yani? Bu gösterir. Müjde 2 diye bir ders var. Ama yayında yok o. İnşallah yayına aktif olur. Müjde 2'de anlatıyor bu. Bir ders var. Bir ders yapmışız Yalıköy'de. Diyor ki bak, muhabbet-i Rabbani'nin misali. Yani Allah
Nasıl muhabbet edecek? Ne yapacak bizler şimdi anda? Misali var mı? Habib'in ümmetine yaptığı davranış misaldir. Allah'ın nasıl yapacağına misaliymiş. Anladınız mı? Muhabbet ilahinin misali. Timsal, oradaki nur misal de hararet mi? Yani mesela misali, misal eylemdir. Timsal ise kendisi. Yani o aynanın o ışığı ve ısıyı birlikte yansa da hem misali. Ayna rahmet. Yani nasıl bir müşteri anlıyor musun? Ümmet oldu mu bitti. Evet. Garanti. Salavatla yardım edin bana diyor. Sizi kurtarmama. Sahabe-i kiramdan bir şey geliyoruz da ya Resulullah ben sizinle beraber olmak istiyorum diyor ahirette. Başka bir şey istemiyor musun diyor. Yok diyor ben seninle olmak istiyorum diyor. O zaman namaz ve dua ile bana yardımcı ol diyor Peygamber Efendimiz. Allahümme selle ala seyyidina Muhammed demek diyor. Değil mi bari? Peki tahayyül cüz ihtiyara bakıyor. Hazırda olan hayalden aldığı alma anı tahayyül yapıyor. Ötekisi umman. 461 metuvat. Huzuru daimi için bu da acayip bir yer ya. Zaten giremedik, kaçmışız bir cümleyle. Bir cümle kaçış cümlesi. Ha kaçış cümlesi. Kesinlikle kaçış. Köprüden önce son çıkış. Son çıkış. Evet cümle. Güzel am. Huzuru daim için kainatın insanı mutlak hapsine, hapsinde hapse mahkum tahayyül edip la meşhude illa hu demeye mecbur olmuyor mutalebesi. Huzuru anlatayım huzuru. Sebebini anlatayım. Hani huzur ilahi istiyoruz ya. Allah'ın rızasını istiyoruz. Biliyorsunuz cennetin üstündür rıza ilahi. Değil mi? Mektubat'ta bu şey Emirdan 96'da anlatıyor. Bana bütün bu terk ettiriliyordu diyor. Yani azaptan kurtulmana, cehennemden kurtulmana, cennete girip nimetim hazırım bunlar ben ediliyordum. Bana bütün rıza ilahi gösterildi. Rıza ilahi merak ettim. Nasıl celbedilir? Rıza ilahi. Allah'tan rıza olmayla mümkünmüş. Rıza ilahi. Rıza ilahi Allah'tan razı olmak. Ne demek? Allah'ın rububiyeti var ya icraatı. Niye böyle oluyor? Allah Allah. Bunu nasıl yaptı? Allah'ın icraatını itiraz etmeyenlerin ruhlarında inkişaf eden rıza, razı olma haletine verilen cevaptır rıza ilahi. Razı olmak rububiyetine. Rububiyetine, Rablığına, senin ve kainattaki tasarrufatına razı olma haleti ruhiyesine verilen cevaptır rıza ilahi. Cümle böyle yaz. Ben de yazayım şimdi. Şuraya yazıyorum. Cenab-ı Hakk'ın icraat-ı rububiyetine rıza olmaktan hasıl olan razı olmaktan rıza. Razı olmaktan hasıl olan haleti ruhiyelere verilen cevaptır rızayı İlahi. Elhamdülillah. Bazılarına zor oldu. Bazılarına diyor ki, çoğu insana zor oluyor. Ne bazılarına? Yani, biz bile bir zorluk olduğu zaman, ya bu kadın bana iş ya. Ondan sonra bana şey acayip geliyor da, Cenab-ı Hak bunu beni aksi aldın, arkamdan mekanımı yıktırdın. Yani, tamam, eşinin zalim eliyle olur. Bütün vakıflarımı sokağa döktün. Sonra benim alemde ahkam hükümler çıkarttı bunun vücudunda. Sonra sonra bir sürü. Şöyle bakıyorsun, üst üste geldi. Onun için bu benim psikoloji derslerim tesir etmesi lazım. Çünkü ben yaşıyorum bunu. Hapse sokacaksın. Binanı yıkacak, kaleni yıkacak. Değil nurculuk, İslamiyet alakası yok diyecek kadar ileri gidecekler. Ve afaroz edileceksin. Ve afaroz edilmişim.
Peki böyle bir üstüne geldi. Her şey bir üstüne geldi. Ne yaptınız? Diyorum ve cümlemi söylüyorum. Her şey bir üstüne üst üste mi geldi? Bas çık demektir. Ha, ne yaptım? Bu beşerin zalim eliyle gelen şey ama Kadir adalet ediyor. Ha, ne yaptım? Ha, benim alemimde açtım, anlayışlarım. Anlatamam şimdi size de. Bazıları da yasak mesela. Razıyım. Memnunum. İyi ki böyle oldu. Rüştü abim bir lafı vardır. Lazımdır ki öyle olsun. Öyle olması lazımdır diyor. Yani niye böyle oldu demeye verilen cevaptır ha. Lazımdır ki öyle olsun. Öyle olması lazımdır. Ha, bu haleti ruhiyeyi böyle kazanımla da olmuyor. Biraz Allah verecek. O halamızın, 86 yaşındaki halamızın dediği gibi, hali, nükem vekil nerede ya? İlk önce elimizden tutacak, diyecek, ha nükem vekil abi, sonra yanımda bu, gideceğiz şimdi diyor. Sonra buna işte, işte abi, beni diyor daireden daire gez diyecek, kolumu dokun. Bırakmayacak, bırakmayacak beni ya. Bırakır mı diyor ya, bütün peygamberler de herkes de ondan yardım bekliyor. Ben bir aksa baksa ben merak olurum dedi ya, bir sürü onlar bana şey yapar dedi ya. Peygamberin elimde olacak dedi ya. Bak bu halet-i ruhiye verilen cevap işte. Etin, yani direkt nerede? Göbekten girmiş. Sen bununla uğraş bak ha. Ha burada Osman uğraşsın. Ha şurada tasdik. Sen bununla uğraş kardeş. Adam buraya girmiş. Kadın yol mu? Evet bak sana iltizam, itikad. Sen şu süreçleri geçeceksin. İlim burada olacak. Kadın girmiş buna, imtisal etmiş, varmış neticeye, buradan girmiş göbeğe, buradan girmiş vicdana, hiç bunları kullanmadan. Onlar bozulmamış da anne. Nereden beslenir diye merak ettim, günlerce, günlerce köyde, böyle dağda, bayırda, buna nasıl vardı? Elimi koydum, çantam sırtımda, böyle doğru. Buna nasıl vardı, buraları kullanmadan, bu ilim. İlmi de açtı. İlim ilim yok. Direkt vurmuş vicdana, tamam mı? Şurası vicdan. Bu nasıl olmuş ya? İlimsiz ilim. İlimsiz netice Allah'ın adeti mi var dedim. Yoktur böyle. Nasıl olur? Böyle hep düşündüm böyle. Ama nasıl olur? Meğer buraya sokan şey ilim değil, şairle girmiş. Şair. Şairde ne var? Tevarüsen barındırdığı ruh var. Sen mezar taşlarla tesettür. Şair nedir o? Öyle bir şekil gibi gözüküyor ama orada ruhlar yüklenmiş. Şairle varmış. Şairler yok olmamış onun zamanında. Bizim zamanımızda şair o direkt paket mesela paket geliyor poşet. Onun içinde bunlar varmış içinde zaten. Ecdat yüklemiş buraya. Anlatmak istediği çok. Yani anlatmak istedikleri var. Anlattıklarının farkı evet. Dışında. Şair ilim nedir? Anlattıklarıdır. Şair anlattıklarının içerisinde anlatmak istediklerini de şifrelemiş. O direkt işte var. Şair-i İslamiye'den direkt almış. O kadın günlerce şeyi söylüyorum, günlerce yoğunlaşıp teveccüh ettim. Bu kadın buna nasıl izanı itikat olmuş? Nasıl buna şey? İnanmış ve böyle görecek. Böyle inanacak. Ben niye yapamıyorum? Ben de istiyorum. Ah böyle inanabilsem. Olmuyor. Çünkü ben ilim ehliyim, ilim ehliyiz hepimiz. Şair bozulmuş bir asırda doğduk. O şairler, şairde ne var? Tevarüsen mazinin ruhunu taşıyor. Usta da tersini kullanıyor mesela. Mazinin hortlaklarıdır diyor. Mezar. Bu bidat. Bidatlar mazinin hortlaklarıdır. Hortlak. Hortlak, hortlamış. Bidatlar budur. Onun için Allah Resulü diyor ki, günahın rezilliğini, kepazesini yapana şefaatin olacak. Ama bidat ehli cehennemin köpekleridir diyor, onlara şefaatin olmayacak diyor. Çünkü hortlaktır onlar. Mazinin hortlakları diyor ehli bidat. Çünkü nedir o? Her şair tevarüsen, içsel ruhu var, ruh. Mazinin 1400 sene değil, ta Adem Aleyhisselam'dan beri o şairde ruh var. Onun için adam gelir gelmez şairi yok etti. Şairi yok etti, şairi. Çoğunu ona bağlıydı, onu kopardı. Evet, maziyle geçmiş ecdatla bizi bağlayan ilim ikincidir.
Birincisi şairdir. Çünkü şair geneldir, avama aittir, gözü kulağını aktif ediyor. İlim ise aklı aktif ediyor, herkesin aklı olmuyor ama herkesin gözü var. Mezar taşı bile Osmanlı'ya götürüyor seni. Yıkılması için Osmanlı mezarlarını elinden geleni yapıyorlar. Modern mezar yapıyorlar. Bak Kadıköy Belediyesi'ne bakın. Göztepe tarafında bir mezarlık var. Öyle mezar için yol yapmışlar, tarumar etsinler diye. Taşlar devrilmiş tabii. Yıkılsın, kendisi yıkamıyor. Ta ki o anlam yüklü. Çünkü o mezar taşı bakınca, yeni mezarlığa bakın. Osmanlı kim hatırlamaz. O mezar taşı beyaz var ya mermer, düz. Osmanlı'da sarıklı var, düz var. Hepsi anlamı var. Osmanlı yazısı var. Tabii birilerinin içi kanı alıyor. Yapacak çok şeyimiz var. Bazıları diyor ki yapacak bir şey yok. Hayır, yapacak çok işimiz var. Ben o katılmıyorum o söze. Yapacak bir şeyimiz yok artık. Hayır, yapacak çok işimiz var artık. Evet, huzurdan... Yeni yerleşim merkezinde şair olmadığı için pek tercih etmemek lazım. Evet, yani ruhsuz şehir. Hiç şair hiç alakası yok. Yok. Beste, yani o toplum beste şairdir. Mezarlıktır, camidir. Florya bakın oraya, oralara bakın. Camiye mezarlık denen bir şey yok. Ruhsuz bir yer, mezarlık sanki. Kendisi mezarlık olmuş. Lamalar 74. Bazı hassas ve safi kalp insanlara tahayyülü küfrüyü tasdiki küfürle itibas ettiriyor. Tasavvuru dalaleti, dalaletin tasdiki suretini gösteriyor. Ve mukaddes atlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Tamam. Şimdi anladık buna. Biraz uzun gibi bir sayfa. Bak, hayaline gösteriyor. Bu ihtiyarın dışında. Hayali gösterince, hayal deyince arkadaşlar ihtiyarın dışındadır. Eğer insan buna ihtiyarı ile müteveccih olursa, hayalindekileri tahayyül ederse kendisine mal oluyor ve mesuliyet o zaman oluyor. Kısmen oluyor. Yani hayırlı şeyleri tahayyül ederse mal oluyor, şerli şeyleri tahayyül ederse de olmuyor. Tahayyül gibi olmuyor. Zimmet olduğu için. Bu fasık oluyor. Evet. Mesela bazı şöyle diyor. Babanın günahı çocuğuna miras kalmaz kardeş. Onun için böyle bir şeyler çıkmış, böyle uyduruk şeyler çıkıyor böyle. Babanın adağı, babanın günahı çocuğuna fatura alıyor, tamam mı? Ya kardeşim, kendi günahının psikolojisinin altında ezilen, inim inim inleyen bu insanlara babasının, dedesinin, anneannesinin günahını da yüklersen bu hiç yaşamaz. Oysa ayet-i kerimede böyle tecrübaz, retimusun okuna, bununla alakalı da. Yani bir kimsenin hatasıydı, kimse yüklenmiyor. Peki hemen diyorlar, onun servetine, onun varlığına miras oluyorsun da günahına niye mi oluyorsun, oluyorsun? El cevap Risale diyor ki, sevaplar nuranidir, temsil eder, günahlar ademidir, zulmettir, temsil etmez. Mesela güneşi tutun, aynaya yansır. Beni tutun, yansımam. Zulmetli şeyler, inikasları yok. Sevaplar nurani olduğu için inikası var, onun için torununa geçer. Günahlar geçmez kardeş. Mahkemeden en güzel şey söylüyor cümle. Kişinin değeri kendindendir diyor. Şey, zatındandır, neslinden değildir. Şimdi niye? Bak, niye söylüyorum? Hem misal verirken toplumun sorularına da cevap vermeye çalışıyorum. Hayalini gösteriyor diyor. Bu ihtiyarın dışındadır hayal. O okumuştuk o zaman. Şeytan hayalini gösteriyor. Şeytan. Hem burada diyor ki mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayalini gösteriyor. Mukaddes zatlar diyor, münezzeh şeyler diyor. Bak, şey olsaydı gafur şimdi atlardı. Allah aşkına bir dakika. Allah aşkına bir dakika. Bu mukaddes ve münezzeh onun sahası ya. Evet. Mukaddes zat, münezzeh şey, eşya olarak kullanıyor. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe. Bak, hani nereden çıkarttın?
yukarıda silsile var. Mukaddes zatlar, münezzeh şeyler. Kendisi söylüyor metinde. Mukaddes zat, münezzeh şey. Peki mukaddesi hatırlayalım. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh. Hatırladınız mı? Evet. Bak oraya da götürüyor. Yani ikilemde muhabbet var. İkilik ortadan kalktığı yerde şefkat var. Mesela baba çocuğuna muhabbet ettiği için çocuk ayrı ben ayrı ama bendendir. Çocuğa baba öyle der, benden. Anne çocuğuna bendendir demez. Kendisidir, kendi organı gibi görür. Bendendir demez, ayrı bir varlık vermez. Şefkat ikilemi kaldırır, tek yapar. Sünnet. Bak iltibas ettiriyor. İltibas da şeytan yaptırıyormuş bakın. İltibas şeytan yaptırır. Diyor ki ve imkan-ı zatiyi imkan-ı aklı şekline gösteriyor. İşte insan burada kayıyor. Yani olabilir. Aklen mümkün olan bir şey olmuştur diye görüyor. Olmuştur diye görüyor. Bakın. Olabilir. Karadeniz pekmez olabilir mi? Olabilir. O odur demek ne kadar şey acayip. İşte hayaline vesvese vehim geliyor. Olamaz mı? Olur. Ama odur nasıl diyorsun? Karadeniz pekmez olabilir. Olabilir Allah'ın kudret canibinden bakarsan olabilir. Ha? Buraya koyayım da böyle şefkiniz artsın böyle. Hantallığınız gitsin. Bak şöyle de şey yapayım. Bazılar diyor ki niye koyuyor? Burada suda koku var. Kokuyu aktif ediyor. Bak pense ile tornavida ile suyun içine koku çıkartamam. İlla bununla çıkartmam lazım. Çıkartsam bile dağıtamam. Ama zerre halinde bakma yapacak. Böyle kitap okurken ben gündelik hayatta bunu yakıyorum. Öyle. Yakıyorum değişik çünkü canınız sıkıldığı zaman iki şey yapın. Temiz ettiriyorum ama bilerek atladım şimdi. Konuyu değiştirdim. Gidin arabanıza odun koyun. Gidin pikniğin gitarlı bir insiz bir yere. Ve odun kimse olmasın böyle yakın böyle. Kapağınızı indirip kaldırmayın böyle. Yanan alevi seyredin. Eğer sıkıntılıysa oturun neyle? Yanınızdan aksın. Arkasından bakın suya. Su gittiği gibi, uzaklaştığı gibi hayali, düşünceler de uzaklaşır. Eğer mutlu, mana gelmesini istiyorsanız dere böyle oturun, dere üzerinize gelsin, kalem elinizde olsun. Vallahi uçmasın. Yanılırım. Hadi, iyi miyiz? İyiyiz. Işık nasıl? Soru sorayım. Işık, ne anlıyorsunuz orada? Ne var orada? Hemen 10 saniyede aklınıza gelen nedir? Soracağım size. Ne anlıyorsunuz orada? Ne anladın Erdinç? Sahabenin imanı nerede? Senin bir mum gibi hemen en küçük rüzgarda esen. Bak bu böyle anladın. Yasin ne anladın abi? Abi ben de bir şey yok. Sen anladın. Anlayın. Başka. Ben ahiret geliyor aklıma. Sen ne? Ahiret geliyor aklıma. Yani mum dünya. Mum. O ışıktan ahiret geliyor. Yani mum dünya. Ama nur nerede? Ahiret geliyor. Başka? Mum gibi eriyoruz. Hayatımız burada eriyerek Risale-i Nur'dan bir takım şeyler açığa çıkıyor. Evet. Başka abi? Ben dimadeyi görüyorum. Kafamda bir nur tüter diyor. Tamam mı? O ona lematta diyor, nur tüter diyor, nur, dimağımda bir nur var, tutuşturdum diyor, fikir tutuşturuyor mesela, tamam mı? Dimağ. Bak o, ya öyle de bunlar ya, fitilin neresinden uğrarsın. Ama ademin vücutta da var, duman çıkıyor, dumanı görmüyorsunuz çünkü kurutmuşuz. Kaloriferin üzerine koydum mumu. Şu mumu, abi bunu konuyu değiştirdin ya, bilerek onu. Bu ıslaksa dumanı fazla çıkıyor. Odunun ıslığı çoksa dumanı çok çıkar, güneşe koy. Evet, hadi bakalım burada mıyız? Hadi bismillah. Bak teneffüs verdiğim gibi oldu ha bunlar. Peki, imkan-ı zati, imkan-ı aklı şeklinde gösterip, ne demek bu? İmkan-ı zatî ile imkan-ı aklî karıştıran yine şeytan. Mesela şimdi ki felsefe bunu çok kullanıyor. Mesela diyor ki bir şeye binsek, uzay aracına binsek, dünyanın etrafında işte ışık hızından geçsek işte şu kadar yaşa gelirsin diyor. Aslında böyle bir şey
olmaz yani. Işık hızının dışına çıkamayacak. Ama yok. Bunu varmış gibi gösteriyor. Evet, yok öyle bir şey. İntibas ediyor. Yani ne yapıyor? Ne bunu kullan yapmalı ki? Düşüncemize zenginlik katıyor. Hani düşüncemize. İnsan öyle bir varlık ki bu imkanı zaten mümkün. Nerede? Alim-i manada hepsi var. Alim-i zanda hepsi var. İnsana bu tür böyle düşüncelerle donukluktan çıkarıyorlar. Ama hata şurada. İmkan-ı zati, imkan-ı akli, yani imkan-ı zatına mümkün olan aklı olmuş gibi inanırsa işte vesvese beyim oradan başlıyor. Yani her olabilir olmuştur diye geçerse, mesela diyor ki, ben ortaokuldayken başıma geçen bir hadiseyi anlatacağım. Evden ayrıldım, 20 dakika oldu. E5'e inmişim, okula gideceğim. Şimdi tabii bakıyorum geçim, vay be. Bilmiyordum. Diyor ki bana, sen geri dön. Lan arabaya bineceğim, okula gideceğim. Geri dön. İki katlı bina, son katında çatı katı. Son çatı katına çık. Son basamağına 3 defa tak tak ayağını basmasan kafirsin. Bana bunu dedi ya. Niye merak ettiğim bu tür insanlara yardım için çok ders yapıyorum böyle? Çünkü ben eminim, inledim. Demek ki dert benim, derman benim. Benim gibi hasta olanlara da Allah şifa versin diye. Tamam. Peki yapıyor muydum? Yapıyordum tabii. Nasıl koşuyordum? 3 defa da. Yani imanın basamağı basmakla onaylanmış. Ne kadar saçma değil mi? Akıl yok içinde. Ne kadar dalga geçmiş bizimle. İntikamım da sert oluyor şimdi tabii. Çok sert oluyor. O kadar sert ki bu adamın psikolojisini bile merak ettim. Bana bunu söyleyen şeytana döndüm. Nasıl bir psikolojisi var bu adamın? İmkan zati, imkan aklı karıştıran yine şeytandır. Hayalimize her daim sahip olunamaz arkadaşlar. Hayat senin dışında olduğu için olunamaz. Şeytan ihtiyarımızın dışında da hayalini gösteriyor. Hayalindekilere ciddi talip olup müteveccih olursan tahayyül oluyor ki mesuliyet o zaman oluyor. Yani hayal nehir akıyor. Nehir hayal de. Üzerine bir sürü şey taşıyor. Hayal nehri diyor. Nehir akıyor. Üzerinde yukarıda heyelan olmuş, deprem olmuş, sel baskını olmuş. Evdeki bütün eşyaları taşıyor. Şehire girmiş su. Dükkanlarda işte buzdolabı, ütü bilmem ne, ekmekler, çamaşırlar suda akıyor. Yani hayal bunun gibidir. Sen orada elini şey yapmasa hırsız değilsin. Bir sürü şeyler akıyor. Oradan bir ütü çalarsan, alırsan, değil mi? Sahibi de görse bu benim yer, nereden buldun sen? Akıp gitseydi, sahile atsaydı, orada sele kapılan, eşyası kapılan adam bir şey demeyecek ama senin elinde gördüm çaldın derecek. İşte o hayal nehirdir. Üzerindekiler manalardır, logolardır, şekillerdir. Onu almak da tahayyüldür. Orada akandan almak. Zaman gibi oluyor orada. Zaman, evet. Zaman gibi, zamana da nehir diyor. Hayal ayrı, yani her şeyin görünebildiği, aktarılabildiği ekran gibi. Tahayyül ise oraya sen bir şeyler getiriyorsun, atıyorsun. Hayalde canlandırıyorsun, hayale getiriyorsun, buna tahayyül yapıyor. Mesela YouTube diyelim, hayaldır alemi. Her şey var, her pislik var, her hayır da var. Ya sen oraya bir şey almak, bir şey koymak tahayyüldür. Senin siten olmaz. Ve benim Nur Dersi'nin sitesi var. YouTube'da bir sürü pislikler, çamur da var sende. Pis oldun denilmez. Sen aynı bir şeysin. Yani çeşitli örneklerle tahayyülü, hayali ve ihtiyar. Mesela bak bugün ne anladık? Tahayyülü aktif eden ihtiyardır. Çünkü dimağa aittir. İrade neredeydi? Vicdandaydı. Hayal neydi? Kalbin bir hizmetçisiydi. Aklın hizmetçisi ki nedir? Tahayyüldür. Kalbin bir hizmetçisi hayalime sordum diyor. O zaman abi alemi gaybı hazıra getirendir tahayyül. Getiriyor.
Çünkü zaten zaman yani hayali mazisi müstakbili yok. Yok. Tahayyül. Hayali mazi müstakbili yoktur. Ama tahayyül ise mutlak olan hayali mazi hal müstakbili andakileri gösterir. Ne istiyorsan getir. Şunu dedik o zaman. Tahayyülü aktif eden ihtiyardır. Evet. Hayali. Hayalden alır. Hmm. Bak hayali sırayla gidelim. Sırayla gidelim. İhtiyar. Evet, eli kullanıyor. Tahayyül elini kullanıyor. Hayalde bir şey alıyor. Hazıra getiriyor. Hazıran. Yani mutlak olan hayaldekini hazıra getiren ihtiyardır ama hangi yöntemi kullandı? Tahayyül kullandı. Alemin kaybı. Hmm. O zaman ben kalemle şöyle çiziyorum o yazdığım şeyi. Beraber yapabiliriz. Biraz önce yazdığım şeyi. Bakayım nerede o sayfa. Şöyle sıralayalım. İhtiyar. Yaz abim, ihtiyar, ok çıkart, tahayyül, tahayyül, ok çıkart, hayalden alır, hayalden, tahta yazayım mı? Yazın abi, olur. Heh. Hayalden alır. Cüz-i ihtiyar. Yani cüz ihtiyar, tahayyülü kullanarak mazi hatta hal cüz ihtiyarın da sureti desek daha iyi olmaz mı? İstikbalinden alır. Yani mazi müstakbel, hal istikbalde bütünlük o. Gayb yani bu. Ha, gayb yani. Ondan sonra bu cüz ihtiyarı tahayyülü kullanıyor, buradan alıyor. Nehirden akan şeyleri de elini götürüp alıyor adam. Cüz ihtiyarın da sureti yasak dahi olmaz mı? Cüz ihtiyar sureti ne demek? Cüz ihtiyarın sureti tahayyüldedir. Evet, iltizamda. Ha, güzel. Cüz ihtiyar. Cüz ihtiyarının ihtiyarı. Sureti diyelim, sureti. Sureti olabilir. Şimdi hakikati şurada. Şurada. Kanuniyetine tahakkül edelim. Aa, bir dakika. Tahakkül kanuniyet miydi burası? Evet. Suretin tasavvur demişiz ama ihtiyar dememişiz. Tamam. Tamam. Cüz-i ihtiyari bu tasavvur, tahayyül bütünlüğü olan ama tasavvur da cüz-i ihtiyar. Tasavvur da sureti orada. Bu ne diyeceğiz şimdi? Cüz-i ihtiyar ile tahayyülü kullanıyor. Şu ikisi de sureti olabilir. Hayalle dağılıyor süret. Yani serbest bölgenin yani bunu hapsetmeyebiliriz de. Olabilir çünkü çok benziyor. Çünkü tahayyülle dağılıyorsun. Tasavvurla dağılıyorsun. Tahayyül dediğimiz sürece bir ihtiyardan konuşmamız gerekiyor. Kesinlikle. Kişi dediğimiz sürece. Evet. O zaman yani bu tasavvurun içerisinde ihtiyar değil de serbest bölgenin sureti bu. Evet. Daha çok benziyor. Evet. Şimdi yazalım bunu. Evet, bugün de güzel oldu bu. Serbest bölge, serbest bölge manada cüz-i ihtiyarın sureti. Evet, cüz-i ihtiyarının sureti. Tamam. Mesuliyet bu işin neresindedir abi? Yani o pek girmiyorlar. Hakikat olmazsa kanuniyeti burada cüz-i ihtiyar. Ama şöyle, şurayı niye böyle yazdık? Şöyle yazalım ki gözükmüyor bak. Şu. Cüz-i ihtiyarının kanuniyeti şunu çizeyim şöyle. İhtiyarının hakikati diyeyim. Hakikati mesul olunan yer diyeceğiz mi oraya? Bu mesul olunan hakikat deyince. Oraya şey peki orası da fiili miydi? Fiili. Fiile dönüşmüş. Geçen yani o
önceki derste şey demişiz. Mahiyeti iltizamda, hakikati tasdikte. Biraz o zaman da tartıştık. Ha tamam. Hakikat tasdikte, mahiyet iltizamda demiş. Çok benziyor. Yani tamam doğru. O zaman çünkü şu anda biz tüfeğliyiz bu derste. Aha. O zaman yoğunlaştıksa biraz odur. Biraz daha fazla hakikat tasdikte. Evet daha fazla. Tamam doğru. Bu mahiyeti çok güzel. Oturacak da burası. Mahiyette, taakkulde, hakikati tasdikte. Cüz'i. Çünkü ya dedik ya tasdikte bir ihtiyar kullanma var. Tasdik adı zaten. Zaten orası şey ya ilim. Ha, çok güzel oldu. Şöyle mahiyeti hakikati. Ha, bu çok güzel oldu. Şu. Şu güzel oldu arkadaşlar Mehmet'in. Şeyine koydum ölçüne. Şu sırf tasavvurda olmaması çok iyi. Evet. Sorunun cevabı da buradan geliyor ya abi şimdi. Dedi yani burada mesuliyet nasıl olur? Suretini mahiyet zannediyor, hakikat zannediyor. Şunu. Ha, kabul edince de öyle oluyor. Bu sefer mesul de olmuyor. Yani ondan artık şey almaya başlıyor. Evet. Hani ikinci yol oldu ya, kabre giden iki yol. Kabre giden yol, evet. Niye? Yo, inandığı gibi yaşamaya itikad etmiyor. Yani i̇tikad ediyor. Oldu. Oraya oldu. Yani serbest bölgesi itikad zannetti. Etti. Yani suretini mahiyet zannetti. Zannetti ve öyle de muamele görecek artık. Evet, çok güzel. Ne görüyor? Görüyor. Ben bunu hemen yazayım. Görüyor herkes. Kesinlikle. Pardon. Denk şey oldu, yanlış oldu. Çok güzel oldu. Serbest bölge. Bunu kaçırmamak adını şurası. Serbest bölgenin şeyi. Siz taf savurun değil. Taakkul. Ya neler varmış Harabi. Ben bunu bir yazayım. Bittiyse ara verelim mi ya? Yani? Şunu yazalım ara verelim. O zaman Fatiha'yı çekelim bir şey yapalım. Evet. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salavat. İma yetmiş mi abi? İma yetmiş. Yani tahayyülün 12. ikinci dersimiz. 12'nin ikincisi. Yani 12'nin 12 değil mi? Evet 12'nin. İkinci dersi. Aradan sonra lemalar 75. O sözler kalbinden gelmiyor belki lümme-i şeytaniyeden geliyor. Veya şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor. Bak şimdi, demek ki tahayyülümüze şeytanın tahayyülü atılabiliyor. Şeytanın da tahayyülü var. Şeytan da zihakıl. Evet. Hayali var, adamın tasavvuru da var. Ürettikleri var. Tamam. Şeytan, ürettiği hayaller var. Ürettiği fikirler var. Yok mu? Ne yapacak onu? Hem çalışalım, şey yapalım. Onları atacak bize. Kendi ürettiği. Burada orijinal olan nedir? Tahayyülümüze adam kendi tahayyülünü atıyor. Demek tahayyülümüze şeytanın tahayyülü atılabiliyor. Dedik ya şuraya. Şeytan, kafir cinler, erva habiseler, mevadi şerirlerler, melekler, Müslüman cinler, erva haliyeler, mevadi haliyeler. Burayı atıyor. İkisi atıyor. Ne atıyor? Kendi hayalini atıyor. Ne atıyor şeytan? Kendi tasavvurunu atıyor. Ne atıyor? Kendi yeisini atıyor. Yeis. Ümitsizliğini atıyor. Buraya attığın zaman burayı karşılık görmese her tarafı yeis kaplar. Ümitsizlik kaplar. İnsanda ümitsizlik hisseder. Oysa buradaki hadise bu alandadır. Hiçbir değeri yoktur. Ama onu iltibas ediyor insan kendisiyle. Onun fikrini kendi fikrini. Fikir zannediyor. Onun hayalini kendi hayalini zannediyorsun. Lüme-i Şeytaniye'de Lüme-i Şeytaniye de burada imal ediliyor.
ve tahayyülümüze ve tasavvurumuza atılıyor. Lüme-i Şeytaniye'de imal ediliyor şeytanın tahayyül ve tasavvurları. Lüme-i Şeytan? Lüme-i Şeytan'a kalbe yakın bir yerde böyle bir sistem bizde oraya atıyor, orada imal ediyor adam. Şeytan alıyor Lüme-i Şeytaniye'den, kalbe atıyor ilk önce vesvese-i risalesine, kalp kabul etmiyor. Şekle dönüyor, sonra getiriyor, dimağa atıyor, dimağın serbest bölgesine atıyor. Hayalini hayalimizle getir doktorum. Tasavvurumuzla irtibas oluyor. Ya böyle bildiğin zaman ne kadar şeylerden kurtulursun. Şuna bir inanabilsek var ya. Bak, burası senin kafan kardeşim. Tamam, bu senin kafa. Şurada bir bölüm var. Aha burası. Burası. Arkaya doğru değil. Arkaya tahakkül. Şurada. Görsel ve düşünsel de buradan. Burada bir göz var. Şimdi doktorum burada da sormuştum kendisine. Şimdi teyit ettiriyorum. Vücudun en çok, en çabuk emme yaptığı organ ağız içidir. Hemen mesela dil altı verirler. Tansiyonu. Hemen kana karışır. Tansiyonu düşürür. Koltuk altına vermezler değil mi? En çabuk benim anladığım kana karışan yer damak. Onun için ağza soktuğun şey çok önemli. Mesela diş macunlarını kullanmayın. Ben söylediğim macunu yapın, kullanın. Çünkü flor, şurada bir göz var. Bu gözü kör ediyor. Emilsin çabuk diye. Tamam mı? Emiliyor hemen. Sen fırça yapana kadar emiliyor. Dil altı yemiyor da flor yemmeyecek mi? Ne yapacaksın? Misvak var ya misvak. Kuru misvak. Onu ektarcıya götür, örtsün. Toz haline getirsin. Misvak tozu. Zencefil. Karanfil. Bir de şey. Bal. Bir de şey. Zencefil dedik. Flörsün macun var. Yani bu tatlılara konulan şey var ya. Deli uyuşturu. Karanfil. Zencefil. Misvak tozu. Bal, bir tane de bir tarçın, toz var. Tarçın değil. Sarı şey oluyor. Serdeçal. Karanfil. Şey oluyor ya böyle yakıp yıkıyor. Ne kattın buna? Zencefil aldım. Zencefil. Zencefil. Karanfil. Bal. Misvak tozu. Bal. Bir tane de bir şey var. Onu karıştırıyorsunuz. Diş macunu yapıyorsunuz. Eksik de olabilir. Çünkü mikroba en tesirli şey baldır. Neyse, niçin söyledim? Niye buna girdim? Bak burada serbest bölge var. Görüntüleri, şeyleri buradan alıyor. Düşünceleri vesaire. Burada arkaya doğru taşınıyor. Şurada adam atıyor. Adam hayalini hayalimize atıyor. Tasavvurunu tasavvurumuza atıyor. Ben düşünüyorum diyor. Sen değilsin o. Sen değilsin. O hayal, o hayal senin olsaydı sen rahatsız olmazdın. Ama bu da atıyor. O vehim ve vesvese atıyor. Sana bu melek ne atıyor? Vahiy ve ilham atıyor. Vahiy aktif kardeşim. Kur'an okununca senin ortaya çıkan vahiydir. İlham da akıyor. Devam edeyim. Şeytan tasavvuru kendi o lüme şeytaniyeden tasavvuruyla atabiliyor da şey demiştik daha önce, bu tahayyül nefs-i emarenin üzerinden atıyor tahayyüle. Öyle hatırlıyorum ama. Yani şu, nefs-i emmare insanda bu şey var. Nefs-i emmare burada zaten bunların bütünlüğünde burada çalışıyor nefs-i emmare. Burada çalışıyor ya. Yani nefs-i emmare sistemle beraber çalışıyor. Yani burada cirit atıyor ikisi. Nefse emmar. Yani şeytan türevleri dedik. Sonra ne dedik? Kafir cinler türevleri dedik. Erval habise türevleri. Mevadi şerre türevleri. Şeytan deyince türevi nefse emmar. Bu da zaten o da. Burada peki nedir? Melek ve türevleri. Müslüman cinler ve türevleri. Erval aliyeler ve türevleri. Mevadi aliyeler ve türevleri. Doğru mekanlar, doğru eylemler vesaire. Bunlar. Ama önemli olan şu abi, şöyle bir sistemin varlığını bir
izan et. Alimini oturttur. Ya mesela geldi, nasıl oluyor biliyor musun ben? Fiilen göstereyim. Biz de insanız, sıkılıyoruz. Darlanıyorum çünkü yüküm ağır oluyor. Darbeler hissediyorum. Dershanelerime sıkıntı oluyor. Alemistime darbe falan. Sıkıntı oluyor. Mesela diyorum ki, aha sofradayım. Serbest böyle aktif. Bildiğin zaman onu çok güzel, rahatlıkla zarar vermeden dere yatağından, afat geldi, dere akıyor. Zarar verme, def olmasına sebebiyet veriyorsun. Ne karın oluyor? Bildiğin anda tutunamıyor. Tanınsan gider diyor. Neymiş edinince oldu ya Allah Allah ben niye canım sıkıldı dediğin anda duruyor. Fazla müddet kalıyor. Yani alakadar oldun mu hiç şansın yok. Duruyor. Yani nereden akıyordun tuttun almadın. Tutma nispetini su alttan akıyor ama bunu götüremiyor. Duruyor. Eğer meşgul olmasan yani o da nasıl yapacaksın? Seha serbest bölge bak adam attı. Mesela adam bana bir şeyler yazdı böyle. Adam ya kadın bilmiyorum asapta böyle. Yazmış. Acayip. Şöyleyim böyleyim falan. Eğer Nur dersini takip ediyorsan ki yazıyorsun. Serbest bölge dikkat et. O kadar dedim. Biraz sonra cevap geliyor. Allah senden razı olsun. Serbest bölge mesela. Tam böyle darlandığın zaman sıkıştın. Hemen şöyle yap. Serbest bölge. Serbest bölge. Serbest bölge. Serbest bölge. Değil mi Ali? Serbest bölge. Serbest bölge. Serbest bölge. Bloke oluyorsun. Edersin. Dediğin anda blokeden çıkıyorsun. Ne oluyor? Hiç onu çözümlemiyorsun. Meşgul olma. Serbest bölge. O olayın kontrolünün altındadır. Sana zarar vermeden fazla zaman geçmeden defolacaktır. Niye? Sönecektir. Adam tanımlanması, bilinmesini istemiyor. Bilindiği anda hükmü kalkıyor. Onun özelliği gizli olmaktır. Gizli olabilmektir yani. Onun sözünü kendi sözünü zannettirir diyor. Gizlilikten çıktı mı tutunamaz. Diyorum ki sensin. Biraz sonra gülmeye inkılap ediyor. Yani bize gelmiyor mu sıkıntı? Gelmesi olur mu? Resulullah'a geliyordu, ustada geliyordu. Bize de geliyor. Tutunamıyor. Diyorsun ki serbest bölge. Serbest bölge, serbest bölge. Ha bu. Ya niye geldi, nasıl geldi? Allah Allah ben kitap okumuştum. Bu konu geliyor bu sıkıntı. Allah niye gitmedi? Gitmez. Adam ha meşgul olur eğer tanımasan mesela niye geldi ne okursan oku tanımasan Kur'an'ı bitir gitmez. Tanıdığın anda gidiyor. Yani bu karımız var derse derste. Evet. Tapınağa geçen birini götürdük. Üç kişi tutamıyoruz. Biri dedi ki abi bu neydi dedi. Kendi gücü değil dedi. Onun gücü. Öyle deyince abi durdu. Kendi gücü değil bunun dedi. Evet. Üç kişi tutmamız gerekir bir insan. Aynı. Tanıdı mı? Hükmü kalkıyor. Vücuttan düşüyor. Abi yani düşüyor. Lümen şeytani burada iman ediliyor tahayyül ve tasavvur şeyler bize atıyor. İltibas şurada. İltibas şurada. Nerede? Onun tahayyülüne kendimin zannediyorum. İltibas bu. 163 lemalar. Tuğlu emmerin menşei olan tevehhümü ebediyeti Hasan abi, onun tahayyülünü, kendi tahayyülüm tasavvur ediyorum dedik ya. Şimdi orada yani şeytanın kendi sistemi mi var? Tahayyül var. Diyor. Yoksa bizim tahayyül sistemimizi kullanarak mı? Hayır. Adamın sistemi var. Müstakil yani. Müstakil, bizim dışımızda. Allah ona dedi ki secde et. Bu denmişse et diye Adem'e secde et, etmeme özelliği de var demek ki. Yani edememe özelliği olmazsa reddetme teklif edilir mi? Yani masaya et olmaz. Çünkü reddetme, kabul etme özelliği. Reddetme özelliği var ki kabul etme özelliği de var. O adam düşürmüş. O topraktan ben ateşten. Değil mi? Kıyas yaptı. Kıyas yapıyor. Aynı müstakil bir vücut olarak bizim gibi düşün. İmanı yok o kadar. İblisten de diyor ya Kur'an'da. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
Aynı bizim gibi imkanı tabi. Dimağı var, aklı var, hayali var, tasavvuru var, itikadı var. Ondan sonra ürevesi var. Bir atom cinsinden değil. Enerji ve esir cinsinden vücudu var. Şöyle olabilir mi abi? Hani az önce nehir misali demiştik ya. Şimdi şeytan benim serbest bölgeme giriyor. Benim hayal nehrimden akan, benim seyrettiğim, izlediğim veyahut da benim şeyimdeki bir şeyi o alıyor, benim önüme koyuyor. Yani o yaptığı eylem tahayyüldür zaten. Yani şeytan tahayyül ediyor. Ama benim şeyimden, yani benim hiç seyretmediğim, hani diyorsunuz ya, bir filmden sana bir şey getirmez. Sen evet, seyrettiğinden senin önüne koyuyor. Yani senin hayal sisteminden bir tanesini alıyor, sana önüne koyuyor. Bu tahayyül oluyor işte zaten. Doğuştan ama görselin insanı ne kadar tahrip ettiğini ne kadar anlatırsan anlat. Anlar mı? Anlamaz. Demek ki onun hayali olmasa, hayalin insanı ne kadar berbat ettiğini, tasavvurun insanı ne kadar berbat ettiğini, kendi yakını olmasa sana bunu aktif etmez. Ben insanın şu anda ne kadar tanıyorsam, hastaneye bazen gidiyorum. Arkadaşlar ziyaret ediyor, bazen doktor kardeşim çağırıyor. Mesela gidiyorum, Rize Çayeli'nde oldu. Hocam mesela onunla dolaşırken ben de dolaşıyordum, onda koy. Yani adamı tanıdıkça neresine hitap edeceğini biliyorsun. Tamam mı? Neresine hitap edeceğini biliyorsun. Adam eğer ama ise görseli ne olduğunu, ne kadar tahmir ve tahrip ettiğini bilemez. Şimdi adamın hayali ne kadar berbat adamı berbat ettiğini hayalin biliyor. Şeytan kendi sisteminden benim sistemim biliyor. Kopyala yapıştır. Kendi iman ettiği, mesela yeistedir diyor Kur'an. Şeytan yeist. Yani dolayısıyla Allah'tan kimler yeist eder, ümidi keser? Kafirler. Bunu yapan kim? Şeytan yapıyor. Kendi yeisini ne kadar berbat ettiğini şuuru var bunda, bana atıyor. Kendi hayalini bana atarak ne yapıyor biliyor musun? Benim hayalimi aktif ediyor. Hayallerimi, geçmiş videolarımı. Kendi sistemiyle sistemime girmiş. Eğer ondaki hayal sistemi olmasa benim hayalime giremez, entegre olamaz. Bir, onun kendi hayalini hayal edebilir miyim? Ben seyretmedim. Eder, şöyle eder. Emre nisbi emri itibari ders yaparken dedik ki, dışarıdan nisbileri aldık. Tamam, nisbileri aldık. İçeride bazı bilgilerimiz vardı geçmişte. Kıyas edince almadığımız şey videoda çıkıyor. Tamam mı? Yani mesela biz dışarıdan videoyu aldık. Bu videoyu aldık. Almadığımız bir videoya dönüştürebilir mi? O kendi hayalini şey yapar, üreterek itibari şeylere dönüştürebilir. Ama hiçbir hükmü yok. Ama seni onunla vurmaz. O kadar aptal değil. Senin yaşadığını aktif ediyor. Kısacası hayali var, tasavvuru var, müstakildir. Hayali hayalimi, tasavvuru tasavvurumu, aklını aklımı, itikadını itikadımı şey yapıyor. Ama buradan yukarıya çıkamıyor adam. Allah müsaade etmemiş. Şurada. Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki sen halis kullarıma hiçbir zarar veremezsin diyor. Tamam? Sen zan. Halis nedir? Dün okuduk 122 Kastamonu'da. Risale-i Nur'un değişmez prensiplerini eylemsel itibariyle bağlı olup eyleme dönüştüren, tamam? Eyleme dönüştüren halistir. Yani tahayyül ve tasavvurunu kuvveye koymuş. Koymuş. Devam ediyorum. 163 lemalar. Tulu emelin, yani bitmez tükenmez bir gelecek. Tulu emel. Çok kötü bir şey bu. Tulu emel, bitmez tükenmez gelecekler. Menşei olan tevehüm ebediyet. Tulu emel ne oluyor? Yani ebedi yaşayacak. Mesela evlilikteki kavgaların bir sebebi şu. Tevehüm ebedi. Senle bir ömür nasıl yaşayacağım? Oysa yarın vefat edecek. Bir ömür nasıl? Ömür dedi 60 sene.
60 sene seninle nasıl geçecek? O zaman sen 3 gün sonra vefat edeceksin. Nerede bu ömür ya? Bu tövbe mebediyet. Anlıyor musun? Tûl-ü emeli meşi olan tevehüm-ü ebediyeti o rabıta ile izah etmişler. Tûl-ü emelin kaynağı tevehüm ebediyettir. Yani ebediyet şeyi var, vehmi var insanda. Öyle olmasa fani dünyada yaşayamaz insan. Bak tûl-ü emel olmasa var ya, şey tevehüm-ü ebediyet. Ebedi yaşayacak gibi vehmi olmasa, buna ait bir misal anlatmıştım size. Peygamberimiz söylemiş. Musa Aleyhisselam bakmış ki bu serseri ortalığı berbat etmiş bu şeytan. Dua etmiş. Ululaz peygamber ya kaldırmış. Allah'ın da fazla hikmetini o kadar bilmiyor. Bu Musa Aleyhisselam da hikmet peygamberi değil, şeriat peygamberi. Hı hı. İsa Aleyhisselam şeriat peygamberi değil, hikmet peygamberi. Ondan sonra ya Rabbi dedi. Çok nazlar ya. Hatta kendisini istediği görme çalılarak tecelli etti ya dağa falan. Ya Rabbi şu şeytanı bağla dedi, kaldır ya. Bu sistemi devredişi yap diyor. Allah da yaptı. Allah yaptı biliyor musunuz? Devredişi yaptı. Ondan sonra şehre bir geldi, sessizlik var. Hiç kimse yok, değil mi? Bakırcı çalışmıyor, terzi çalışmıyor, atnalı çakan çalışmıyor, ekmek yapan çalışmıyor. Allah hemen ilk önce şeye gitmiş, bakırcıya öyle yazmış. Ya filan niye çalışmıyorsun, niye dükkan? Ey Allah'ın peygamberi, 3 günlük dünya için ebedi bir hayat varken çalışılır mı diyor ya. Ya ne zaman öleceğim belli mi? Ey Allah'ın peygamberi. O da bakıyor böyle. Ne zaman öleceğim diyor. Ya ben diyor çekici bakıra bulurken ölürsem. Ya diyor ibadet varken ne yapayım dedi ya. Zaten Allah rızkıma tekefül etmiş dedi. Kefil olmuş. Ne çalışacağım? Sonra atın nalın çakana gitmiş, o da aynı şey demiş, gelmiş mescide. Ondan sonra ya Rabbi dedi, senin hikmetin şey yapar, özür dilerim Allah'ım affet dedi. Çünkü hayat durmuştu. Bir baktı o diğer adam ertesi gün baktı ki, tak işi varken işler alıyor. Tövüm ebediyet, o adam veriyor. Adam bir duasıyla şeytan sistemine kalmış. Bir dahası olmamış mı acaba? Bir daha yapmamış. Sormamış mı niyeti alacağız şimdi? Allah. Bir de şeyi biliyor. İmam-ı Gazali'nin şeyi hadi. O eserinde okudum. Allah dedi ki Celle Celaluhu, ya Rabbi asr-ı mücedidi kim dedi böyle. Asırda 3 tane imam bulunur ya. Şeyde iman, hayat, şeriatta 3 tane. Allah bir derneci ustasını göstermiş böyle böyle. Allah Allah. Gitti rüyasına. Gitti baktık adam, bak o demirci ustası. Ola nasıl olur ya? Sonra ihtimal vermedi. Tekrar teveccüh etti. Rüyasında gene o gösterdi. Tekrar gitti. Ya dedi ben buna bir Fatih okutayım. Ona Fatih okutur birkaç tane de yanlış okudu teveccühten. O nasıl mücidi? Nasıl oluyor? Acayip bir şey. Olmaz dedi. Üçüncü kez gidince demirci ustası bana dedi ki bak 3 defa geliyorsun dedi. Hala 3 defa sana göster anlamadım. Tamam. Bu bambaşka bir şey. Mesela bizde ilim var hepimizde. Ama halamız 86 yaşında direkt şuradan girmiş. Birden beni diyor nünker mekir karşılamayacak diyor. Vefat edince Resulullah aşk gibi Resulullah'ım karşılayacak beni diyor. Usulde böyle mi yazıyor? Yok. Böyle mi görecek? Böyle bir itikat ettiği gibi olacak. Adam, kadın devreden, göbekten gelmiş yani. İtikat, ben varamıyorum onun itikatına. Ben bu çalışmaları yapıyorum ki, şunları şuna mal edeyim. Ben bunları yaparken, o neyle olmuş? Şairden devreye girmiş işte. Ama ilim de çıkmaz, öyle de olmaz. Ama böyle de olmaz. O da lazım, bu da lazım. Bu, bizim bu yöntem olmasa ilim olmaz, öyle de olmasa sisteme mahkum olursun. Sistemin dışında kadın sistemi yakalamış. Çok güzel yok. Aleyküm de bir dini acayiz. Emirdan da söylüyor. Aleyküm. Ahir zamanda dindar yaşlı kadınlarının dinine itiba edin. Dindar yaşlı erkeklerin dinine itiba edin demiyor. Keşke deseydi ya. Ama yok da öyle. Aleyküm bir dini acayiz. Yani
bir acayip ya, bir garip ya, bir acayip şeyler çalışıyor. Yani böyle baktığım zaman hakikaten burası değil ya. Tuhafına gidiyor ya, bu nasıl bir şey ya? Ben böyle bir erkek görmedim ya, böyle. Hep böyle, olgun, nasihat eden, kendisini tanımlamıyor. Oğlum, evlat. İsmail de Nurcu'lu Rize'ye götüren adam, müşterbiyedesi yok. Kanser, bekliyor. İsmail Bey nasılsın dedim, 22 yaşındayım. Adam, oğlum dedi, bu hayatı ahirette anlamlandıracağız. Bir damla, affedersin, pis sudan yapılan vücuttan bu olur dedi. Lan ne bekleyeceğim? Ölüm bekliyor, bana nasihat ediyor. Bu kadına gidiyorum, diyorum ki, hala nasılsın? Elhamdülillah çok iyiyim. Nasıl? Resulullah mı bekliyorum dedi. Resulullah nasıl yani? Sanki cumadan birisi çıkma gelecek. Ben nasıl Resulullah? Ya dedi, ben vefat etmeden önce o gelecek ya. He, Azrail Aleyhisselam'la beraber gelecek. Ha bu benim ümmetimdir. Ha, onun yanında canım alacak, beni onu gene gezdirecek. Böyle, bunu bekliyor. Erkek bana nasihat etti. Bu ne diyor bana? Uzattığımı zannetmeyin. Bu itikat bambaşka bir şey. Şair. Şimdi Tulu Emel, tevehüm-i ebediyet olmasa şurada, tevehüm şurada, tasavvurda. Ebediyet olmasa hiçbir şey elini dokunamazsın. Ya her an ölecek olan bir insanın, ya bunlarla nasıl çakarsın, nasıl yaparsın, nasıl postacılık yaparsın, nasıl fabrikada şey yaparsın, nasıl belediyecilik, doktorluk yaparsınız ya. Bir şey olur mu? Yok ya, her an ölecek adam. Ha, tevehüm-i ebediyet bizi aktif etmiş. Mesela, karı koca kavgasını söyledim, bir daha söyleyeyim. Seninle bir ömür yaşanır mı ya? Lan ne önce, 2 gün sonra vefat et canım. Hani nerede ömür? Tevehüm-i ebediyet 60 seneyi koymuş. Bu tevehüm-i ebediyet olmamış olsa, kimse günah işlemeye cesareti ve arzuları kalmazmış. Olmaz öyle bir şey. Günah olamazmış. Niye? Ya zaten yaşayacağız ya. Bu akşam öleceğini bilsen bugün günah işler misin? Bu akşam öleceksin. Akşam namazını. Şimdi öğlen okunuyoruz. Evdince işler misin? Ben kırısından gidiyor ya insanlar. Günah şöyle düşün. Demek ki en büyük rahmet ilahi gaybi setretmek, değil mi? Geleceği bildirmemek. Devamında diyor ki, devamında bak. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül. Görüyor musunuz? Onlar hayali ve farazi, tahayyül ve tasavvur. Serbest bölge tarikatı anlatıyor. Risale-i'nin bak ne yapacak. Bu çok soruluyordu ondan. Onlar farazi bir surette tahayyül ve tasavvur. Elinizi koyun serbest bölgeye. Tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor, farz edip düşüne düşüne nefsi emmari o tahal ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerden bir derece vazgeçer. Nefsi emmari de orada. Hayali bir surette diyor. Bak neymiş? Onlar farazi ve hayali bir surette. Hayali. Tahayyül hayali kullanan diman bir sistemiydi. Tahayyül neydi? Hayali kullanan diman sistemiydi. Aynı şeyi tahayyül hayal ediyor. Tasavvur ise düşünüyor. Yani mezara girmeyi tahayyül hayal ediyor. Tasavvur düşünüyor. Hayali bir surette tahayyül ediyor. Bak, hayali bir surette tahayyül ediyor. Tahayyülün içi sistemi hayali olarak çalışıyor. Nefs-i emmare tahayyül ve tasavvurundan müteessir oluyor. Bak 333'ün başı şeyi şu. Biraz sonra gelecek bu. İzah. Hemen şurayı okuyayım. İzah. Lemalar 168. İlim ve kelamdan gelen ve yanlış yalnız vücud-i ilmisi bulunan o kanunları ikame etmek ve ellerine icat vermek, sonra da onlara tabiat namını takmak. Kanunlar ilim ve kelamdan geliyormuş. Kanunlar ilim ve kelamdan geliyor ve yalnız vücud-i ilmisi bulunuyormuş. Şuraya yazayım. Sonra bu nefse mari gene geleceğim. Şunu bir yazayım. Çünkü bu çok lazım. Osman Bursa'na çok
ilginizi çekeceğini zannediyorum. Kanunlar kaynak itibariyle iki yerden geliyor. İlim ve kelamdan. Kelamdan mı geliyor? İradeden değil mi diye kanun? Geliyor. Namus iradeden. Ve yalnız kanunlar. Yalnız melaike de vücudu iradeden imam mübin misi. Köyden dur bakın sizin ya. Ders demiş, yapacak bir şey yok. Şimdi namus iradeden, kanun emirden, 58 Mesnevi Nuriye, hatırlarsınız. Namus neydi? Kişiye az. Kanun evrensel. Hayal tayini. Emir, mesela emir ilim, İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin neydi? İrade ve kudret. Şimdi ilmi kanunlar. Burada bak ne diyor bak. İlim ve kelamdan gelen. Bak diyor musun? Metin. Metin okuyun abi. Lemalı 168. Bak oku abi. Bak. İlim ve kelamdan gelen ve yalnız vücudu ismi ilmi bulunan kanunlar. Zaten kendi söylüyor. Ne arıyorsun? Ama kelamın başka içinde da var. İlim, irade, kudret varsa. Oradan gelen kanunlar. Başka yerden gelen kanunlar da var. Ama kelamın içinde ilim, irade, kudret. Sabit ve diyor hem daim fıtri kanunlar gibi diyor. Ruh dahi hem alem emir hem irade vasfından gelir. O buradan çıkmaz yani. Yani kanunlarla o şey var mı anlayamadım. Bu çok he, bu biraz kadar. Ama bu net olduğu için ben hiç tasarrufum yok burada. Hmm. Diyor ki ilim ve kelamdan gelen ve yalnız vücudu ilmisi bulunan kanunları. O zaman tamam. Peki kanuniyeti tasdikte ne abi? İlim diyor ya tasdikte. He. Kanuniyet. Aa bak. O zaman tasdiye mi konacak o zaman? Kanuniyet. İlim ve kelamdan. Cüzeyden kanuniyeti dedik ya abi. İlimde tasdikte dedik. Olur mu öyle acaba? Mercih etmeyelim onu. Şu kanunları ilim. Ama ilimden geliyor ya aşağısı. Bak şimdi. İlim bu üstün değil mi? Buraya inince ilimden gelmiş olmuyor mu? Bak şimdi. Burası üst ya. Böyle alt alta yazılma değil mi? Şimdi ilim üstün, tasdik üstün, taakkul mu? Bu üstün. Buradan buraya iner de. İlimden gelmiş kanunlar. Buradan gelmiş de kanun. Bir üstten aşağı inmiş. Şimdi Hasan abi burada gerçi konumuz o değil. Şimdi bak esas yukarıdaki şey vardı ya. Onlar ölmüş tasavvuru tahayyül ediyorlar. Ona çabuk varmak için şimdi ona geldim. Ha oraya gireceğiz mi tekrar? Ha bak bitmedi. Nefse emmarenin istekleri hissi sonra onu dima, tahayyül ve tasavvura itiyor. Bak nefse emmarenin istekleri hissi sonra onu dima, tahayyül ve tasavvuruna itiyor. Oraya bırakılıyor. Nefse emmarenin istekleri hissi sonra nefse emmare istekleri formatı nedir? His. Yani his güçtür. Hatırlar mısın hisse misal vermiştik. Dağcı düşünün böyle. Çeviriyor ipini. Bir fırlatıyor. Taktı mı çengeli? Çıkıyor. O ip histir. His bağdır. Enerjidir. Mesela sporda konsantre olmak. Bizde tefekkür. Bak şimdi bir şey anlatmak için bu çok önemli, tahayyüle şey yapacağım. Şehveti veya gadabi şeyler hayal edince insanda nasıl bu enerji oluyor onu anlatıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar his enerjidir. Yani mesela diyelim ki ocağı açtık. Ocağı açtık. İçinde gaz birikti. Birisi kirli çaksa uçar değil mi? İşte o güç var ya güç.
Yani düşünmek, ocağı açmak. Kirbiti çaktın uçurur. His kendisi neticedir. Tamam. Şimdi şu serbest bölgeye şeytan ve türevleri, ki nefs emmare, oraya isteğini istiyorum elma değil. Arzu oluyor. Bir enerjidir enerji. Kelam olarak gelmez. Kendisini nasıl gösterir? Şekil veya düşünce olarak gelir. Mesela çok obez olanlar düşünceleri ve hayali hep yemektir. Niye için? Hayal ettiğin bir şeyi, düşündüğün bir şeye dönüşürse, ikisi cam olursa kaçamazsın. Eğer yemeği hayal edip düşünürsen yememiş duramazsın. Ya ben işe daldım, yemeği unuttum. Doğrudur. Niye? Hayal edilmeyen, düşünülmeyen bir şey isteğe gelmiyor. Vücut ona göre çalışıyor. Evet. Hislere göre mi çalışıyor? Hislere göre çalışıyor. Yani yaptığımız her şey hislerimizin dışa vuruşları. Mesela ben dalıyorum yurt dışında veya şimdi masamda. Benim yanımda kimse olmasın şimdi. Olmasın. Çalışırken inanın bana sabah kahvaltısından sonra bir daha yemek hatırıma gelmiyor. Umana etmiyor. Ama her daim değil. Böyle yoğunlaştığım zaman bazen bir vuruyor böyle. Bir ağrı gibi oluyor. Öyle bir mana mesela tefekkür ki ya tamam asla kopamıyorum. Biraz sonra zaten gidiyor. Yani kısacası hayal ve tasavvur edilemeyen bir şey isteğe gelmez. Hakikatsız suret olmaz. Evet. Hakikatsız suret olmaz. Ama eğer bir şey hayal ederseniz, düşünürseniz ondan kaçamazsınız. Ancak diyor Mesnevi Nuriye'de çok büyük bir inayet ilahi imdadına yetiş ediyor. Mesela evinde televizyon olup da bakmamak çok büyük bir inayet ilahi lazım. İnternet olup da cebinden girmemek çok büyük inayet. Mesleği de geçiyor. Yani ona diyor büyük bir inayet lazım ki diyor kurtulsun diyor. 127 bin neredeydi? Mesleği. Mesleği neredeydi? Çok büyük yani. Aşırmalı muamele göreceksin. Şimdi onlar ölüyü mezara girişi tahayyül ve tasavvur ediyorlar. Bunlara ölüye o cesede hissi bir libas giydiriyor. Esma giydiremiyor. Bizim esnemiz hakikattir diyor. Oraya gireceğim. Nefsi emmarenin istekleri hissi. Sonra onu dimağa, tahayyül ve tasavvuruna atıyor. Oraya baskılıyor. Şurada baskılıyor. Şuraya hayal ettin mi? Yemeği. İmam Bayezid Müftü şaşıldı, müezzin yaydı. Yemeği hayal ediyor. Lahmacun hayal ediyor. Balık hayal ediyor. Hayal edince koku da aktif oluyor. Tasavvur da aktif oluyor. Seni sarmalıyor burası. Yani ocağı açtın. Gaz çıkıyor. Gaz çıktı mı abi? Bir kilbit lazım. Artık biraz da mahallesinden geçtin mi şansın yok. O zaman o kiloyu çok almanın sebebi tahayyül ve tasavvurunu ettiği için oluyor. Evet, tahayyül ve tasavvur ediyor yemeği. Üç tane de beden vardır. Yediğini atan, yediğini yakan, yediğini depolayan. Eğer atmıyor, yakmıyorsa depolayacaktır. İbrahim hakkında üç fıtrat var. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bildiğimiz dünyadan anlatıyorum. Bir şey hisse dönüşürse, yani tahayyül ve tasavvur birleşirse his olur. Ondan kurtuluş çok zor. Peki nefs-i emmare hissi tahayyül tasavvura mı attırıyor yoksa tahayyül tasavvura hissi mi oluşturuyor? Evet, nefs-i emmare buraya vurduğu zaman tahayyül hissi çıktı. Buraya da vuruyor düşünce, nefs-i emmare yapıyor. His çıktı mı abi yemek düşüncesi? Yemek yani burada yazdığınızda nefse ama hissi biraz gideyim istersen bak. Nefse emmarenin istekleri var. Tamam. Kendisi istektir, histir. Histir. Kendisi nefse emmarenin isteği histir. Tahayyülü atınca enerji oldu, şekile dönüştü his. Tamam. Yemek diye. Evet, yemeğin şekline dönüştü.
Ama şöyle diyeyim, bilgisayardan bir film oynatmak için batarya gerekmiyor mu? Yani bu fiş olmasa? Olmaz. Olmaz değil mi? Bu şeytandır bu kablo. Bunun içindeki elektrik şeytani histir. Benim içeriye girdiği filmi nasıl oynattı? Oynatır. Ha, film nedir? Aa, yemek geldi. Ha, yemeğe gelebilmesi için, filmin oynatması için enerji lazım ya. Bu enerji şeytanın enerjisidir. Tamam, devam edin. Nefs emmarenin, peki tersini düşün. Müsbette de aynı şey var, değil mi? Ruhani şeyler olmuyor mu? O da iman nuru. İman iki tane sıfatı vardı. İmanın nuru, imanın kuvveti. İmanın kuvveti mazi, imanın nuru geleceği göster. İman nedir? Realitedir, mahluktur, nefse maledir, vücud halicisi vardır. Hayatı. Bu da enerji. Meleğin haleti sende aktif oldu. Melek. Ayete, la, mim, he, kaf. Onlar aslında donmuş melektir. Ağaç için söylemiyor mu? Ağaç diyor, bak melek demiyor mu? Ağaç diyor, zülüflerini şey yaptı diyor 17. sözde. Peki ağaç 0.5 miligram, 0.2 miligram kökünden bu maddeleri nasıl alıyor? Çünkü onun içerisinde melek var. Melek alıyor. Ona hayat olmuş. Tamam. Şimdi bizim de o ağaca, o içindeki melek, onun ruhu olmuş. Bizim de iman enerjidir, güçtür, kuvvettir, halettir vesaire. Melektir aslında. Melek o, melekleri iman. Sen ortaya çıkan melekten değil, kendisi melek. Ceset mi hayatta, hayat mı cesette abi? Ha, ceset hayatta. Melek mi? Hayat bedende değil, cesette değil. Yani melek bunları aktif etmiyor. Aktif olan kendisi melektir. Melek melekelerdir, meleke. Melekelerdir. Melekelerimiz aktif oldu. Onun adı da, hariçtekinin adı melaikedir. Bendekinin adı da melekelerdir. Bu boyut daha aç gözüküyor. Meleklere iman etme. Kendine iman et. Kendinden emin olma. Melekelerini aktif etme. Devam edeyim. Bak, nefse emmare istekleri histir. Dimağın tahayyülüne, tasavvuruna enerji atıyor. Ocağı açtı, gaz çıktı, kibrit çakacak. O film şekli dönüşebilmesi için batarya lazım, enerji lazım. O enerji nefsiz atıyor. Oraya baskılıyor. Tahayyül ve tasavvur kimin elinde ise dimağ kontrol etme gücü ona art geçiyor. Tahayyül ve tasavvur rabıtayı neft ile baskılayabilirsen şurayı rabıtayı meft ile ölüm, kefen, mezar salatu ve selamu aleyk yani ölümü ölümle alakalı şeylerle bunu baskılayabilirsen ki hadis var ekseri zükrü haddimun lezzat lemalarda değil mi? Bütün lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikredin. Eğer rabıtayı meftle burayı baskılarsan baskı altında tutabilirsin. Demek nefs-i emmare hükmünü tasavvuru ve tahayyülle tahayyüle atar. Nefs-i emmare buraya atar, buraya atamaz. Ve buraya hakim olunca dimağa yaptırıcılığın oluyor. Şimdi onlar hayali yapıyorlar, tahayyül ve tasavvur. Bizi diyor, hayala ihtiyacımız yoktur diyor. Hakikat mesleğindeyiz. Hakikat neresiydi? İlimdir. Yani ilimle, yani o zamanlara gitmeye gerek yok. İlim sende çıkıyor. Peki ilim nedir? Zahirde dışarıdan bir şey almaktır. Batın ilim ise dışarıdan bir şey almak değil, dışarıdaki ile sende var olan çekirdeğin ağaç olmasıdır. Çünkü ve aleme Adem esmâ-i küllâ. Bizde ilim kainatın kuruluşundan sonra kadar katlanmış Adem aleyhisselam gibi. Onun şeyiyiz, suriyetiz.
Bizde kainatın kurulduğu, öldüğü her şey bizde var. Bu derslerle şu anda ve matematik, fizik dahi olsa aldıklarımızla yeni bir şey almıyoruz. Varı aktif ediyor. Hatırlıyoruz. Hatırlam. Yani dolayısıyla ilim şeyin kabre girmeyi, tahayyül ve tasavvura ihtiyacı yok. İlimle ayağın oluyor, görüyoruz. Çünkü ilim bakın şurada. Hakikat burada. Gidiyor. Şimdi şey söyleyeyim. O mezara, kefene, mezara gidiyor, kefenlendi diyor yani tasavvuf, tarikat böyle hatırladınız değil mi? Ona hayal elbise giydiriyor. Neyle? Hissi bir şey giydiriliyor. His de ne özelliği var? Mazi ve müstakbirli yoktur hissin. Andadır. Onun için sönüyor. Ateş gibi tamam mı? Sönüyor. İlim ise sende uyanan olduğu için bakidir. Uyandırdıkça var olur. Mesela hayal edince ölümü hemen günahtan elini çeker. Ölüm edebilirsen tabii. İlim öyle değil. Bak, hayal edersen önce, ilim nedir? Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Seni korur diyor İmam Ali. Malı diyor, sen korursun. Malı sen korursun. İlim seni korur. İlim nedir kardeşim? Diyor ki usta, biz diyor bunu yapmak gerekiyor. İlimle şey yapıyoruz. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Sen de aldığınla, sen de uyanan realitedir. Mahluktur, vücud halicidir. Seni korur o. İlim elde ediyoruz, korusun beni diye. Aldık yatakta yattık. Şeytanlar, cinler vesaire saldırıya uğramıyor mu? İlim onu tard eder. Vesvese risalesin. İlim onu tard ediyor. Mesela desem ki çık dışarı çık, çık, çık falan. Bu nedir? Ben realiteyle yapıyorum. Aynı ilim de böyle benim kovduğum gibi canlıdır, ruhludur, şuurludur ilim. Allah'ın subutu sıfatı cansız olamaz. Allah'ın subutu sıfatı cansız olamaz. Çünkü ilim, irade, hayat, sen, basar, kelam, kudret, oralar nasıl hayatsız olur ya topraktan, cansız topraktan hayat çıkacak da Allah'ın subutu sıfatından cansız bir şey olur mu? İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Biz ilimin çerçevesine girdiğin zaman ilim seni korur. Hayal etmeye, tasavvur etmeye, ölüm bir şey yapmana gerek yok. İlim koruyor seni zaten. Yani ilim onu tard eder. Burada şey diyor ama yani noktasında zaman hazırdan istikbali fikren gitmek, nazaran bakmaktır diyor. Bak fikir. İlim direkt söylemiyor. Yani taakul gibi duruyor biraz. Taakul işte ilim işletiyor ya buradaki sistem. Ama buradaki nedir o tasavvufta? Hayal ediyorsun mezarlığı. Hayal ve tasavvur anidirler. O an mesela mezara girdin, etkileniyorsun, döndün, biraz sonra unutacaksın. Çünkü hayal böyledir. Yani atmosfer gibidir. Kalıcı değil, uyanmadı sende. Paket atıldı. Mesela nefis diyor ki mezarlıkta, Ramazan'da cezacı görmüyorsun amcanı. Hiç yemeğin hatırına gelmez. Orucu bozsun. Çünkü mezarı görürüz. Mezarlıktan çık, öğle cenazeyi gör. İkindiye doğru olan. Allah Allah. Yani tahayyül ve tasavvur andadır, anda. Anda oluyor. İlim ise mazi müstakbel hali kuşatıyor. Yani ilim mazi ile istikbale bakıp halde yaşarken yol açar. Yol açmaktır. Fikir yoldur ya. Seni ve hayali sen kullanıyorsun kurtulmak. İlim ise sen içine giriyorsun şey gibi uzay mekiği gibi o seni koruyor. Elbise giyiyorsun soğuktan seni koruduğu gibi. İlmen yapıyorsun. İlim demek, ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Girdin mi? Şuurun olmasa dahi sen daha önce aldın ya ilmi. Şöyle diyeyim bak arkadaşlar, merhametiyle. Sen ilim yaptın mı? Bu ilim yapmak için bak sabahtan beri buradasınız. Saat 1-2. Bunu aldın. Peki şu an için mi aldık bu ilmi? Şu anda tamam değil. Hayır, buradan çıktıktan sonra yatacaksın, hanımınla çocuğunla çarşı pazara giderken, kabirde, şuurun olsun olmasın, İlim sende buradakiler çalışıyor. İlle şuuruna tahallük etmiyor bu ders. Rüyada şuurumuz olmadığı halde şuurlu rüyalar görüyoruz. Şuurlu sorular soruyoruz orada. Ha, arkada bilgisayarda, bilgisayarcılar beni anlar, geldi işte. Arkada o dosya açık.
arkada açık. Ekranda gözükmüyor ama öyle mi Ali? Evet. Arka çalışıyor. Bu ama hayal öyle değil. Tasavvur öyle değil. Yani kendimi iş yapmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum ki bu hayal ile hakikati şey, onlar hayal, biz buna ihtiyacımız yok. Hayal anidir, fanidir. Teveccüh ettiğin zaman ve anda olandır, etkilenendir. Etkilendiği zaman ortaya çıkandır. İlim ise senin hiç alakan yok. Yürüyorsun çarşı pazarda, işte diyor ki ya haramdır. Ya yapma. Olmaz diyor. Böyle bir his var sende. Uzatma elini. Yapma. Ya zulmetme. Mesela şuursuz. Arabayı kullanırken böyle ara pedali falan düşünüyor muyuz? Yok şuursuz. Aynı şekilde adam şap diye yağmurda geçiyor. Herkesi pislak ediyor. Bir nurcu hemen yavaş ama ıslatmayayım. Şuurlu yapmıyor bunu. Peki ben kim yapıyor? Bir sistemi var demek. Arkada açık. İlim seni koruyor. Hazreti Ali'nin sözümü de söyleyeyim. Malı sen korursun, ilim seni korur. Vesvese Risalesi. İlim onu taat eder. Eylem gibi. Çık dışarı, çık dışarı der gibi. Böyle atıyorsun ya fiili. İlim de onu taat ediyor. Beni heyecanlandıran şey, bu çok ciddi bir fark. Bu tahayyül ve tasavvur andadır. Cüz-i ihtiyali, mazi ve müstakbelle alakası yoktur. Tasavvur ve tahayyül andadır. Eğer sen tahayyülü tasavvurdaki kötülükleri devam ediyorsa uzun bir dakikalarca, onu sen düşünerek canlı tutuyorsun. Ha, şuurun varsa tahayyül ve tasavvur doğruya yönelirsin. İlim şuurun olsun olmasın. Yatıyorsun, kalkıyorsun. Sekerattasın, kabirdesin. İlim senin adına aktif. Hayalin değil. Tahayyülün değil. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur, tanır seni. Kur'an senin arkadaş olmayacak mı kabirde? İlim kitabı değil midir? Seni tanımayacak mı? O beni bırakmadı, ben de bırakmam bunu. İlim kitabı Kur'an değil mi? Yoldaş arkadaşın olacak. Cansız bir şey arkadaş olur mu? İlim konuşacak. Evet, ben bundan ortaya çıktım. Yani ilim senin arkanda, bilgisayarda, arka tarafta açık olan program var. O şuurun olsun olmasın seni koruyor. Mesela yasakçı. Ya kulağı mesela, ya canım sıkıldı. Demek ki dolaşırken çeşmazlıkta bir müzik şey yaptı. Ya Allah'a isyan eden bir müzik geldi. Bir şey, resim geldi. Sen hiç düşünmeden o aktif. Tahayyül ise düşünmen gerekiyor. Hayal etmen lazım. İlim öyle değil. Şuuru yokken o arkada çalışıyor devam. Onun için imansız kabre girmez Nur Talim. Şu bit diye şurayı keselim namazı herhalde. Bu bahsettiğiniz bu his, vicdandaki his midir? Ha, his her yapının tahayyülün hissi var, tasavvun hissi var, tahayyül. Hepsi his, yani enerji olarak bulunurlar. Enerjinin adı histir. Yani mesela tüpü açtık, gaz. Yaktıktan sonra o gaz sistemdir, tahayyül. Kirbiti çaktın mı enerji midir abi? O enerjinin fizikteki adı, enerji bizdeki adı histir. İşte bu vicdandaki his midir diyorum. O ayrı. Vicdan his ayrı, tahayyüldeki his ayrı. Yani yapının enerji potansiyeli, mesela kuvve-i akliye. Kuvve değil mi mesela tahakkuzde? Kuvve-i akliye, akıl bunun için. Kuvve değil mi? Kuvve güç demek. Kuvvet demek. Ha, bu histir. Hani vicdandaki his değil bu. Şey mi diyebilir miyiz? Akli his. Suret, kanuniyet, maniyet. Yani nefiste orada de his var demiştiniz bir ara. Vicdandaki his başka diyordunuz. Evet, işte başta başka işte. Abi içinde de aynı şey söylüyor. Vicdan ayrı ayrı ayrı. Çünkü his arkadaşlar, mesela burayı biz şey yaptık, sensiz bensiz bu oda canlanır mı? Yani taakkul içinde akıl var mı? Akıl güç değil midir? Ne diyoruz ustad? Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviye. Şehveti hayal ettiğin zaman güç değil mi? Karşısına zor durmuyor musun? Gadabı güç değil mi? O güç, kuvvet, aktif olan haline, adına his denilir. Bu dimağdakiler de histir,
Vicdandaki de histir ama vicdanı ister, ulvi isterdir. Ulvi. Öyle. Hani seni bırakmaz ya, vicdanı yok mu? Vicdan rahatsız olmuyor mu yanlışlıkları? O vicdandaki hissi rahatsız ediyor seni. Burada birbirine giriyor, biz ayrılmaz da bunu. Şuradaki taneydi abi. Yani hissi ille demiyoruz. Güç kuvvet de. Mesela iki tane şey yok mu? Şuur. Mesela birinci şuur, ikinci şuur geçiyor. Ustad diyor ki ikinci şuurla ikinci şuur birinci şuuru yok ediyor vesaire. Yani his deyince vicdanda irade, zihniz, latife rabbani. Hisler merkezi üç odur ama her bir latife kendisi potansiyel olarak kuvadır, kuva. Güç. İşte menbası vicdandaki hissin bu taraftakiler sureten vardır veya onun birer özelliklerini taşıyan bir şey mi diyeceğiz ya da ayıracak mıyız? Şey var ya, gençlik akıldan ziyade hissiyatı dinler. Evet. İşte bir şey dinlemiyor orada. Dinlemiyor. Yani. Hissiyatı dinler. Hissiyat ne biliyor musun? Yapının içi ya. Ama orada latife var şeyde, vicdanda his denen bir latife. O ulvilerin merkezi. Kafadakiler öyle değil mesela. Şehvet bir his değil mi? Gadab da bir his. Ama Allah korkusu da bir his. His yani kendisi bir şey değil, bulunduğu şeyin kuvasıdır, kuva. Gücüdür, güçtür kendisi. Kendisi böyle bir tanımlanan bir şey değil, ortaya çıkan haldır. Mesela, o sizin söylediğiniz algıyla yapılan şey de ama iki şey, bir kelime aynı yerde kullanılması garibine giriyor. Evet. Ters oluyor yani. Ya evet, şey vicdanda bir his var diyor. Şimdi de mesela şey diyor ya, zihnimi kendine çevirdi, hayalen dinledim. Zihin, buradaki zihin de oradaki zihin. Bak, hayalen dinledim diyor. Biz hayalen dinlenir mi? Yani. Kulakla dinlenmesi lazım. Mesela 26. lemada diyor ki gözümle değil kulağımla şey görüyordum. Kulağımla değil gözümle görüyor şey duyuyordum diyor. Gözle duymak, kulakla seyretmek. Yani his ulvi hislerin kaynağı vicdandadır. Her iki tarafa açık olan ulvi veya sufli tefekkür mesela şöyle diyeyim sana. Adam şimdi geliyor. Mermer elini vuruyor, eli kırılıyor. Ama tefekkür ediyor. Sporun tabiriyle. Konsantre oluyor. Konsantre oluyor, konsantre. Güç olmuyor mu? Bu güç histir ya. Bu ortaya çıkan enerji. Kuvvet yani. Bizim yani fizikteki enerji, bizdeki kuvvet. Kuvvet. Kendisi histir. Peki vicdandaki his nedir? Ulvi ister. Ulvi. Allah korkusu, haşiyet, ağlatıyor seni, elini çektiriyor. Mesela elini götürüyor sirkate, hırsızlığa diyor, hemen Allah'ın cennetini şey yapıyor seni. O bir güç. Yani elini hırsızlığa götüren bir kuvvet var, başka bir kuvvet de çektiriyor. İkisi de kuvvet. İkisi de kuvvet. Yani hırsızlığa elini götüren kuvvettir, oradan çektiren de bir kuvvettir. Ulvi kuvvetler vicdanda. Sufli veya ulvi gibi gözükebilen dimağda, her iki tarafı açık. Vicdandaki his var ya, ölürse ulvi şeyler ağlayamazsın, yaptığın günahlardan vicdan çekemezsin, pişmanlık hissedemezsin. Mesela akşam yatacaksın, bana çok oluyor, böyle bir sıkıntı var. Aşamıyorsun, kalk otur, ne yaptın o gün? Bir bak, bir dön, kime ne yaptın, kimin kalbini kırdın? Yani onu tövbe yapmasan, ona dua yapmasan veya ona telefon edip de hakkını helal ettin, seni bırakmıyor. Bu vicdanı istir. Bak, bu doktor diyor, bak, akıl diyor, gençlik hissi, akıldan ziyade hissi dinler. Hangi hissi dinler? Serbest bölgedeki adamın hangi hissidir? Şeytanın hissi yok mu? Şeytanın hissi buraya mal olmuş işte, bizim his o. Vicdan his değil, onu kastediyorum. Buraya hayalini atmıyor. Şeytanın hayali var, hayalimi aktif ediyor. Şeytanın tasavvuru var, tasavvurunu aktif ediyor. Şeytanın hissi yok mu?
Ha, buradaki his onun hissi işte. O his. Ama o güçtür de o da. Mesela şehvet arzusu, harem arzusu yok mu? Arzusu güçtür ya. Ha, ama sen şimdi kelime şu, his, his. Ama burası ulvi, burası sufli. Bak ne diyor? Serbest bölge. Şeytan da atıyor, melek de atıyor. Yani vicdandaki his ulvi hislerdir. Kafadaki ise şu serbest bölgede iki tarafa da açık. Yani haşiyet, Allah korkusu, vicdan, vefa, endişe, istikbal vesaire. Yani ulvi hislerin kaynağı vicdandadır. İrade, zihniz, latife. Sufliler nefsemare ve şeytandandır diyebiliriz. Evet, tabii diyebilir öyle zaten. Nefsemare ve şeytandandır suflisi işte. Mesela kuvve-i şevvi, kötü değildi ki. Vasatı nimettir. Neslin devamıdır. Allah nimetlerini fark ediştir yani. Yani ikisi de kelam itibariyle hissi, histir diye değil. Ulvi histir. İşte sen vicdana şöyle yaz. Ulvi histir. Burada her iki tarafa ihtimal ol. Şuraya atılmışsa, menfi ise şeytanı ve nefse marenin hissidir. Yani hissi o güçtür yani. O da güçtür, o da güçtür. Ama o menfi, o müsbettir. Kanalize edilmiş, edilmemiş. Burada kesiyoruz inşallah. Haftaya herhalde bitiririz tahayyülü. Sonra hayale geçeriz. Allah'ın izniyle hayale de biraz daha bitirdikten sonra tahakkule geçeceğiz inşallah. Tasavvuru da bitireceğiz daha tasavvur. Arada tasavvur yapıyoruz ya. He tasavvur. Tabii. Tasavvur. O zaman bu o zaman haftaya tasavvura biraz girelim. İşte tasavvur. Yani şey yapmayalım. Aynı tıngır tıngır gitmeyelim ki zenginlik olsun. Tahayyülü okurken tasavvurumuz zenginleşiyor. Tasavvur okurken tahayyülümüz zenginleşiyor. Öyle yapalım. Doğru. İnşallah haftaya herhalde tasavvur yaparız. İnşallah. Evet. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.